Saygıdeğer değer hocam, sesim geliyor Hocam mu? bekleyin. Bağlıyorsun. Diyorsun. Hocam ekranınızı paylaşabilirsiniz. Videoyu kapatayım mı Suatçığım? Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Hocam sesinizi alıyoruz. Tamam. Merhabalar. Birinci Yeni Doğan Sempozyumunda emeği geçen tüm düzenleme kurulu ve değerli hocalarım emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Katılımcılara ve hepimize güzel bir sempozyum olmasını diliyorum. Şimdi biliyoruz ki teknoloji hızla gelişiyor ve bu teknolojik gelişmeler özellikle yaşamın riskli dönemi olan ilk bir aylık dönemdeki yeni doğan bakım ve standartları üzerinde de etkilerini devam ettiriyor. Ben Huzur Üniversitesi öğretim üyelerinden Nazan Güreslenbaş. Bugün sizlere yeni doğan yoğun bakım ünitesi, gelişimsel süreci, tasarımı, yine hizmet düzeylerine göre yeni doğan yoğun bakım üniteleri ekibi ve standartları konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Bu süre içerisinde zamanım kısıtlı olduğundan dolayı biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri kritik derecede medikal ve cerrahi sorunu olan özel bakım gerektiren term ve preterm yeni doğanlara yüksek nitelikli sağlık hizmeti veren özel birimlerdir. Gelişimsel sürecine baktığımız zaman 60'lı yıllarda ilk olarak Yale New Haven Hastanesi'nde ilk yeni doğan yoğun bakım ünitesinin kurulduğunu görmekteyiz ve bu süreçten sonra neonatolojinin bir bilim dalı haline geldiği görülmekte. 76 yılında yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin tasarımı konusunda görüşmeler ve öneriler başlamış ve ilk olarak 92 yılında sağlık profesyonelleri ve mimarlar tarafından oluşturulan bir heyet yeni doğan yoğun bakım üniteleri nasıl düzenlenir konusunda önerilerde bulunmuştur. 93 yılında Orlando'da Aile Bakım Konferansı'nda yeni doğan yoğun bakım ünitesi standartları üzerine görüşmeler başlamış ve standartlar 93-96, 99-2002, 6 ve 2007 yıllarında yüksek riskli bebek projesinin fiziksel ve gelişimsel çerçevesi standartlarının geliştirme süreciyle devam etmiş ve hala devam etmektedir. Ülkemize ilk olarak 1957 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde ilk küvezin getirildiğini ve 60 yılında da Hacettepe Üniversitesi'nde yeni doğan biriminin kurulduğunu görmekteyiz. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri tasarlanırken hekimler, hemşireler, yine hastane yöneticileri, mimarlar, mühendisler, fizyoterapistler, radyologlar ve hasta yakınlarının yer aldığını görmekteyiz. Yeni doğanlar hizmet düzeylerine göre üçe ayrılmaktadır. Birinci düzeyde komplike olmayan sağlıklı 2000 gram üzerinde 35-37. gebelik haftasında doğan yeni doğanlar yer alırken, ikinci düzeyde riskli gebeliklerle doğan sağlık sorunu olması muhtemel, hafif ve orta derecede RDS'si olan 32 ile 35 haftada doğup 1500-2000 gram ağırlığına sahip aritmi tedavisi alması gerektiren ya da minör cerrahi gerektiren yeni doğanlar yer almakta. Üçüncü düzeye baktığımız zaman doğum sonu cerrahi veya spesifik bilim dalı konsültasyonu gerektiren 32. gebelik haftasından önce doğup 1500 gram altına ağırlığa sahip, yine ağır RDS tanısı olup temel yaşam desteğine gereksinimi olan ve hipotermi tedavisi alan yeni doğanların yer aldığını görmekteyiz. Peki bu üniteye hizmet veren ekibimiz kimler? Yeni doğan uzmanı asistanı, yine yeni doğan hemşiresi, solunum tedavi uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, pediatrik kardiyolojist, cerrah, nörolog ve nöroşiroloji uzmanıdır.
Düzeylere göre hemşire hasta oranına baktığımız zaman birinci düzeyde hemşire hasta oranının 1 ila 6 ila 8 arasında değiştiğini, ikinci düzeyde 1 ila 2, bunun 3 ile 5'e kadar arttırılabileceğini, üçüncü düzeyde ise 1'e 1, yani yeni doğan ve hemşire oranının 1'e 1'e olduğunu görmekteyiz. Üçüncü düzey hizmet veren yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 24 saat boyunca hastanenin yakınında ulaşılabilecek neonatolog olması gerektiğini ve pediatri asistanlarının 24 saatle bu kliniklerde hizmet vermesi gerektiğini söylemekteyiz. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin standartları ülkelere göre farklılıklar göstermekle beraber standartların netleştirilmesi yönünde uluslararası çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 2007 yılında bir genelge ile yeni doğan yoğun bakım ünitesi standartlarını yayınlamış ve 2008'de genelgeyi yenilemiştir. 2020 yılında ise yeni doğan yoğun bakım üniteleri 4 seviye olarak sınıflandırılmıştır. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri yeni doğanlara kaliteli hizmet sunmak için standartlar geliştirmekte ve bunu geliştirmeye devam etmektedir. Bu standartlara baktığımız zaman ünitenin yapısı, hastane içindeki yeri, bebek için gereksinim olan yer, elektrik, gaz, mekanik ihtiyaçlar, izolasyon odaları, ailelerin giriş ve destek alanları, el yıkama alanları, personel destek alanları, yardımcı servisler, aydınlatma, döşemeler, duvarlar, havalandırma, ses, güvenlik ve doğal ortam temini, aileler için oda temini gibi standartların yer aldığını görmekteyiz. Öncelikle birinci standartımız bize ünitenin yapısından bahsediyor. Ünitenin biçimi, sunumu, alan kullanımı, yatak başı, çalışanların sayısı, ünite için gerekli olan temel bilgileri içeren bir program içinde sistematik olarak amaç ve hedefleri tanımlamış şekilde yapılandırılmalıdır. Bebek, aile ve çalışanların tıbbi, gelişimsel, eğitsel ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda planlanmalıdır. Ünitenin hastane içerisindeki yerine baktığımız zaman giriş çıkışların kontrol altında olduğu bir alanda olması gerektiğini görmekteyiz. Yine bu alanlar çalışanların, ailelerin ve hizmet verenlerin rahat edebileceği bir ortamda olması gerekir. Yine ünitenin doğumhaneye yakın olması gerekir. Eğer ünite doğumhaneye yakın değil ise doğumhane ile ünite arasında sadece hizmet veren bir asansörün olması gerekmektedir. Bebeğe bakım için uygun özel alan gerekmektedir. Her bebek için musluklar ve koridorlar hariç 11.2 metrekarelik bir alan bırakılması gerekir. Her bebeğin yanında en az 1.2 metrelik koridor, yine çoklu yataklar ya da kare biçimindeki bölmeler mevcut ise her iki yatağın yanında cihazların da geçebileceği şekilde 2.4 metrelik bir alan bırakılması gerektiğini ve yatak başına 14 metrekarelik bir alan konulması gerektiğini söyleyebiliriz. Elektrik, gaz çıkışları bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güvenli olmalı ve odada 20 elektrik çıkışı, 3 basınçlı, 3 oksijen ve 3 vakum çıkışı olması gerektiğini söylüyoruz. Yine bu çıkışların hepsinin aynı anda kullanılabilecek bir dizayn içinde hasta içerisinde bulunması gerektiğini ve bunlarla entegre olarak çalışan cihazların yer alması gerektiğini ifade edelim. Her ünite içerisinde en az 15 metrekarelik bir enfeksiyon izolasyon odasının bulunması, yine odanın girişinde el yıkama, gömlek ve galoş giyme yerlerinin, temiz ve kirli giysilerin konulduğu bölümler yer almalıdır. Ventilasyon sistemi içerideki havanın tamamını dışarıya aspire edecek şekilde yapılandırılmalı. Duvar, taban ve yer döşemeleri sızma yapmayacak şekilde sıkı bir döşeme ile gerçekleştirilmeli. Yine kapılar kendiliğinden açılıp kapanmalı ve oda dışarıdan gözlem sağlayabilecek ancak gerektiğinde de kapatılabilecek perdelerle donatılmalıdır. Aile ve giriş kabul alanı yeni doğanların personel ile ailenin ilk temas odağı olmalıdır. Bu durumda ailede bir olumlu izlenim meydana gelecek ve bebeğinin güvenli ellerde olduğu hissi ailede uyanacaktır. Yine bu bölümlerde neler olmalı? Ailenin eşyalarını koyabileceği dolaplar ve lavabolar yer almalıdır.
El yıkama alanları, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin olmazsa olmazları, tek odalı sistemlerde muhakkak birer lavabo olmalı, çok yataklı bebek odalarında el yıkama alanları bebek yataklarına 6 metre uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmeli ve bu lavaboların ebatı 61, 41, 25 ebatında ve sıçramaları önleyecek nitelikte olmalı. Lavabo üzerlerinde el yıkama tekniğini gösteren resimler yer almalı. Ve biyolojik olan ve olmayan atıklar için ayrı ayrı kovalar yer almalıdır. Ünitemiz içerisinde temiz sandık alanları, kirli alanlar, kayıt alanları ve çamaşırları koymak için çeşitli alanlarımız yer almalıdır. Temiz alanda temiz çarşaflar, ilaçlar, mamalar, anne sütü ve aileye verilecek kitapçıklar yer alabilirken, kirli alanda kullanılmış materyaller, yine kovalar bu bölümde yer almalı. Havalandırma sistemi bu bölümdeki havayı %100 olarak dışarıya atabilecek nitelikte olmalı ve materyaller ünite içinden farklı bir kapıdan dışarıya çıkarılmalıdır. Her yatak başında yine kayıt alınabilecek bir bölge bulunmalı. Bu bölgede ise yakın bir alanda ya da farklı bir yerde bir iletişim cihazı yer almalıdır. Ünitede personelin kişisel ve idari ihtiyaçlarını karşılayabilecek soyunma odası ya da nöbet odası gibi yerler yer almalı. Aile bebek birlikteliğini sürdürmek için de aile ünite içerisinde ya da ünitenin yakınında aile bebek odaları yer almalıdır. Bu odalar içerisinde telefon, tuvalet, lavabo ve anne bebek yatakları yer almalıdır. Gerekli zamanlarda bu odalar boş iken toplantı odaları ve eğitim odaları şeklinde kullanılabilmelidir. Aile destek alanlarımız ünitenin hemen yanı ya da içinde bir alanda olabilmeli. Bu alanda ailenin vakit geçirebileceği kütüphane veya eğitim materyali ya da çocukların oynaması için oyuncaklar bulunabilir. Emzirme ve konsültasyon için de ayrı birer yer olması gerekmektedir. Ünite içerisinde işlemler uygulanıyorsa solunum terapisi, laboratuvar, eczane ve radyoloji gibi alanlar için ayrı birimler oluşturulmalı. Yine idari etkinliklerin sürdürülmesi için de kliniğin bir kısmı, ünitenin bir kısmı idari alan için ayrılmalıdır. Bizim için önemli uygulamalardan, bebeğin gelişimsel sürecini etkileyecek önemli etkenlerden bir tanesi de bebek odalarının çevre aydınlatılmasıdır. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatak başındaki aydınlatma 10 ila 600 lüks aralığında ayarlanabilmeli. Doğal ve elektrik ışık kaynakları kontrol altında tutulmalı ve transmülasyon gerektiği takdirde karanlık sağlanabilmelidir. Elektrik ışık kaynaklarında renk verici indeks 80 ve üzerinde olmalı, gereksiz ışınları filtre edecek sistem olmalıdır. Işık kaynakları direkt bebeğin gözüne temas etmemeli ve bebeğin retinası korunmalıdır. Prosedür aydınlatılmasına baktığımız zaman her bebek bakım yatağı için ayrı bir ışıklandırma yolunun olması gerektiğini söylüyoruz. Aydınlatmada gölge parlamalar en aza indirilmeli. Bebeğin veya yan tarafta yatan bebeğin gözüyle temas etmemesi şekilde bir ışıklandırma alanının yaratılması gerekir. Retina direkt ışığa maruz kaldığında zarar göreceği için ışıklandırma yapılırken tekrar söylüyoruz, retina korumasına dikkat edilmelidir. Destek alan aydınlatılmasında kayıt, ilaç hazırlama, resepsiyon, el yıkama alanlarındaki aydınlatma sistemleri Illumination Engineering Society of North America standartlarına uygun olmalı. Bebek bakım alanları ile görev alanlarının çakıştığı noktalarda farklı ışık kaynakları yer almalı. Hemşire ile uyumakta olan bebeğin karşılayacak nitelikte olmalıdır. Önerilen beyaz ışık şiddeti göz için 300 ila 500 lüks, çalışma alanı için 1500 ila 2500 lüks arasındayken, mavi ışıkta göz için dalga boyu 470 nanometre ve en düşükte 330 lüks olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Yeni doğan yoğun bakım üniteleri için diyoruz ki en az bir yerde gün ışığını görebilecek pencere olmalıdır. Isı kaybını önlemek için pencere izolasyonu yapılmalı. Radyasyonla ısı kaybını önlemek için de küvözler pencerelerden 60 santim uzaklıkta olmalıdır ve bu gün ışığı direkt bebek set ya da monitör ve ilaçlara temas etmemelidir. Yer döşemeleri, duvarlar, bankolar, dolaplar ve tavan kaplamaları sağlam ve sağlığı tehdit edici malzeme tehdit etmeyen nitelikte malzemelerden tercih edilmeli. Isı, ışık, nem ve güce karşı dayanıklı olabilmelidir ve bu cihazların her şeyden önemlisi ses emme katsayısının yüksek olması gerekmektedir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin normal ısı ve havalandırma sistemine baktığımız zaman oda sıcaklığının 22 ila 26 derecede, göreceli nem oranının %20 ila 30 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Oda yoğun bakım ünitesi içerisindeki hava saatte en az 6 kez değiştirilmeli. Bunlardan en az ikisi dış hava ile temas şeklinde yaptırılmalı ve içeriye verilen hava da %90 oranda filtre edilmiş olmalıdır. Ses kontrolü gelişimsel bakım açısından önemli olan ve bebeğin sağlıklı büyümesi açısından kontrol altında tutulması gereken bir durumdur. Akustik kontrol. Bebek odaları ve odalara açılan çalışma ortamlarında açılan alanlar çalışma ortamında yaratılan gürültüyü absorbe edecek ve minimalize edecek şekilde tasarlanan odalar gereklidir. Ünite içinde var olan sürekli ses ve anlık ses şiddeti saatte 45 ila 50 desibeli aşmamalı. Maksimum anlık ses şiddeti de 65 desibel olabilmektedir. Ünite dışı destek alanlarında 50-55 sabit şiddet ve ani şiddet ise 70 desibeli aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Bebek güvenliği yeni doğan yoğun bakım standartları arasında yer almakta ve özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bebek güvenliği ile beraber aile ve personel güvenliği de sağlanmalıdır. Ünite giriş çıkışları minimumda tutulmalı, içeriye girecek bireyler kontrol noktası önünde geçmeli, çalışma alanında tüm bebekler rahatça görülebilmeli, güvenlik gerekçeleri aile ve bebeğin mahremiyetine de engel olmamalıdır. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde hasta aileleri ve ünite personeline doğa manzarası sağlanarak olumlu bir ortam yaratılmalıdır. Özellikle yine yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde operasyon odaları yer alabilmeli. Yine bu odalar o 21 metrekare büyüklüğünde 22-26 santigrat derece sıcaklıkta, akustik olarak kontrol altında tutulmuş, temizlenebilecek nitelikte ve uygun ışık kaynaklarıyla donatılmış olmalıdır. Standartlarımızdan bir tanesi de özel odalar. Kullanılabilir alanları 14 metrekare olmalı. Her odada yine elleri yıkamak için alanlar yer almalı. Bu odalarda pencere olması şart değil, ancak monitör, iletişim cihazları yer almalı ve aile için tasarlanmış bir alan olmalı. Konforlu, kanguru bakımına uygun bir koltuk, yazı yazmak için masa ve depo alanları bu bölgelerde yer almalıdır. Bu 27 standardımız 2007 yılından sonraki devam eden çalışmalar bu 27 standardımıza ek olarak 3 öneride daha bulunmuş. Bunlardan bir tanesi akustik ortamın sağlanması, diğeri tabela ve sanatla ailelere kültürel çeşitliliği sağlayarak güvenli bir ortamda sağlandığı hissini sunmak için tabela ve sanat standardının eklenmesi ve standartların 1'den 29'una kadar olan hedeflere nasıl ulaşıldığını tahmin etmek amacıyla yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde çok disiplinli kullanılabilirlik testi yapılarak bir sonraki süreçlerdeki standartizasyonların geliştirilmesi için kullanılabilirlik testi standardı önerilmiştir. Saygıdeğer katılımcılar ve sayın dinleyiciler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere
zamanımı etkin kullanarak yeni doğan yoğun bakım standartları nasıl olmalıdır konusunda bilgi vermeye çalıştım. Bunu takiben arkadaşlarımız ve diğer hocalarımız bize bu ortam içerisinde yeni doğana nasıl bakım verilecek ve yeni doğan bu ortam yeni doğana neler verecek bunları bizlerle paylaşacak. Çok teşekkür ediyorum ve güzel bir sempozyum diliyorum. İlk 16'sından başlayacak olursak aslında bu dönem anne için büyük, bebek için de küçük değişikliklerin başladığı süreç. En baştan bahsedecek olursak her şey tabii ki fallo sütünde bir okulun süperlikleriyle başlıyor. İmplantasyon daha sonra hücrelerin çoğalıp uterus duvarına yerleşmesiyle devam ediyor. Bu süreçte hücrelerin çoğalmasıyla organizasyon aşaması devam ediyor. Oluşan yapı ise nörenk. Biz bunu ultrasonda fetal tel katını, plasenta ve dolaşımdaki kan akımı olarak izlemekteyiz. 10 hafta, 11 hafta civarında ekstremite komutları belirtmediği
bebeğe ait yapılar gelişmeye başlıyor. Anne bilinçlerimizin bittiği gibi bebek psikolojisinde emosyonel gelişmeler, memelerde hassasiyet, bulantı, sıkma, iştahsızlık, kasık ağrısı ve tepki büyümesiyle birlikte kaburga ağrısı başlıyor. Yine kan bulaşımındaki değişikliklere bağlı baş ağrısı ve uterustaki kasılmalara bağlı fizyolojik lekelenmeler gelişiyor. Biz bu dönemde anneyi öneriyoruz. Poliklinik kullanımı, vitamin ve mineral desteği. Devam edecek olursak, iliştirmesinin solu, iliştirmesinin başlangıcına geldiğimiz zaman bu dönemde metal yapı olarak bebekte iç organ gelişimi devam etmekte. Karaciğer, pankreas ve diğer iç organların gelişimi mevcut. Şurada da görüldüğü üzere küçük bir yapı olmasına rağmen bütün organların başlangıcı aslında bu döneme dayanıyor. Ürogenital sistem ilk gelişen yapılardan birisi fakat bizim bunu ultrasonda saptamamız belirli bir zaman alıyor. Ultrason kalitesine göre de mesanenin veya bebeğin diğer organlarının gelişimi süreç teşkil edebiliyor. Yine vokal kort ve ses tellerinin oluşumu bu dönemde gelişiyor. Eklemli yapı bildiği için en önemli değerlendirme kriteri olarak ekstremiteler tamamen bu dönemde oluşmuş oluyor. Ve bebeğin belirtiği üst ve alt ekstremitelerini tespit etmemiz mümkün. Yine aynı de hormonal değişikliklere bağlı nabar tanıklığı, beni, burun kanamaları, uterus büyümesine bağlı karın ağrısı, gerginlik ve dolaşım sistemindeki kan akımı artışına bağlı varislerden iyileşme meydana geliyor. Tabii ki yine hormonal değişikliklere bağlı cinsel istek artışı da devam ediyor. Biz bu haftadaki gemilerini öneriyoruz. Tarama testi öneriyoruz tabii ki ilk 12 haftada. Bebekte herhangi bir kromozomal hastalık var ya bu dönemde erkek kabuğuna dediğimiz yapımın ölçümüyle tespit edilebiliyor. Bazı hastalara, imkanlı olanlara yeni aslında çok da yeni değil. Fakat birçok yerde yeni kullanıma açılmış olan mamografik prenatal test dediğimiz 10. ve 25. haftalarda anneden kan alınarak bebekteki bazı kromozomal hastalıkların tespitine dayalı bir test var. Onun yapılmasını öneriyoruz. Biz ne kadar her durumda ultrasonda bebeğe ait yapıları görsek de birçok kromozomal hastalık bu testlerle saptanıyor. Yine anneye önerilmiş ise D vitamini, mineral desteği, düz ayakkabılar ve uyku pozisyonundaki değişiklikler. Devam edecek olursak ikinci trimesterin ilerleyen haftalarında fetusta yağ dokusunun gelişimi başlıyor. Tut tutan bölgede yağ dokudaki artış meydana geliyor ve bunun sonucunda larınza denilen tüylerde de gözlemlemeye başlıyoruz. Bu dönemde konersik karakterleri olan ve bunun devamını sağlayacak olan oral ve testislerdeki gelişim aslında bu dönemde meydana geliyor. Yine bebeğin işitmesine yardımcı iç kulağın anatomik iskelet yapısı bu dönemde meydana geliyor. Yine ilk başlarda bazen sonlarda da saptıyoruz. Bebeği elme, yutma, hıçkırık gibi refleksleri de bu dönemlerde görebiliyoruz. Yine annede hareketlerin hissedilmesi, tabii ki bunlar ilk gebelik için değil, multipar hastalar için daha erken dönemlerde. İlk gebeliklerde biraz daha geç dönemlerde oluyor. Yine uterustaki büyüme ve gelişmeye bağlı karın ağrısı, vasküler değişikliklere bağlı hemoroid ve ortopotansiyon gibi durumlar meydana geliyor. Yine anneyi beslenme destekleyici ürünler öneriyoruz. Demir, kalsiyum desteği, bol sıvı alımı, dinlenme ve gelişen uterus ve büyüyen karın ve fiziği yapısına bağlı çatmak öğretici kremler öneriyoruz. Bu dönemde ilk trimesterde tarama testlerini kaçırmış anneler için ikinci bir tarama testi bize geliyor. Bu tarama testi 16. ve 20. haftalarda yine bebeğin fetal iskelet, kafa iskelet yapısının ölçümüne bağlı kromozomal anormal hastalıkları testleri içermekte. Devam edecek olursak ikinci trimesterin ilerleyen haftalarında aslında bu dönemden önceki süreçte tabii ki doğumla sonuçlandığı zaman aslında biz buna düşünüyoruz. Çünkü her ne kadar organların gelişimi başlasa da burada oluşan fetüs yaşamla bağdaşan durumda değil. Asıl süreç 21-24, uluslararası durumda 24 ama maalesef ülkemizdeki teknik ve bilgisayar gelişimlerdeki yetersizlik dolayı daha ilerleyen dönemlerde. Sürfaktan gelişimi bu dönemde başlıyor. 24. haftanın sonunda ve akciğerler anatomik yapısını bu dönemlerde gelişmeye başlıyor. Yine aynı zamanda kemik iliği gelişimi, buna bağlı immün sistem
kistler, yine kan yapısı dediğimiz hematopoez karaciğerde bu dönemlerde oluşuyor. Öbekteki uyku uyanık sıkıntısı yine bu dönemlerde gelişiyor. Bir önceki haftalarda gördüğümüz iç kulak sistemi yapısı tamamlanmıştı. İşitme duyusu ve bu bölgedeki sistemleri minimizasyonu yine bu dönemlerde meydana geliyor. Tabii ki yeterli değil. 24 hafta bir tetus bu dönemde tamamlanmış ve yaşamla bağdaşacak düzeyde değil. Anne ilginç olursak tabii ki gelişen uterus, büyüyen uterusa bağlı iskelet yapısında ağırlık merkezi değişiyor ve sırt ağrılarına neden oluyor. Uterusun büyümesiyle kasılmalar artıyor. Anne de yalancı sancı dediğimiz rasyonik kasılmaları meydana geliyor. Hormonal değişikliklere bağlı unutkanlık, terleme gibi durumlar meydana geliyor. Ve gebe maskesi dediğimiz, kural mürevmeler dediğimiz gebe yüzü oluşuyor. Lekelenmeler birçok dönemde bu hastalarda hormonal değişikliklere bağlı meydana geliyor. Ne öneriyoruz? Yine bu durumda güneş kremleri, DVC sistemi, ortopedik ayakkabılar ve mineral ve vitamin desteği öneriyoruz. En başından başladığımız şekilde bütün organ gelişim yapıları gelişmeye başlamıştı. Bunu sağlamak için bu dönemde detaylı ultrason muayenesi gerekiyor. Fetüsteki tüm ekstremiteler, organ gelişimleri, ikinci düzey ultrason dediğimiz tetkikte görünüyor. Yine kardiyovasküler sistem gelişimi, kalpteki anatomik defekler bu dönemde meydana geliyor ve birçok hastalık için ipuçları tespit edebiliyoruz. İlerleyen haftalara gelecek olursak, üçüncü trimesterin başları yani 25. 28. haftalarda fetal solunum hareketlerini biz ultrasonda görüyoruz. Nasıl? Karaciğer ve diyaframın yer değiştirmesine bağlı hareketleri ultrasonda izleyebiliyoruz. Her ne kadar akciğerlerin anatomik yapısı tamamlanıp fırsattan sentez başlasa da bebeğin bu dönemde doğması solunum için yeterli düzey değil. Süreç solunum sisteminin gelişimi doğumdan sonra bile devam eden bir durum. Bu dönemde temellerin atılması ve en azından ülkemiz için de olsa diyabol dediğimiz bebeklerin oluşumu bu dönemde gerçekleşiyor. Yine kraniyal sistem ve nöral sistem gelişimi, beyindeki virüslerin artımı, sinir hücrelerinin gelişiminde bu dönemde meydana geliyor ve bir noktada sonra annelerin çok tepki görüntüsü, bebeklerin göz kapakları gelişiminde bu dönemde meydana geliyor. Annede neler oluyor? Biraz önce bahsettiğimiz gibi kasılmalar ilerleyen hastalara bağlı olarak artmakta. Hormonal değişikliklere bağlı kabuslar, uykusuzluk meydana geliyor. Ve insülin değişikliğine bağlı glikoz toleransı meydana geliyor. Bu dönemde de annede bunları tespit etmek için oral glikoz tolerans testi öneriyoruz. Yine ereş uyuşmazlığına bağlı profilaksi rogan uygulaması da bu dönemde yapılmakta. Devam edecek olursak, üçüncü trimestrede ilerleyen haftalarında artık bebekteki bütün organ gelişimleri neredeyse anatomik olarak tamamlandı. Fakat bir bebeğin bu haftalarda doğması bebeğin gelişimi ve yaşayabilmesi için yeterli değil. Bizim yeni doğan uygulamalarında da bu bebeğin gelişimini sağlamak için bebekteki ağırlık artışını ve kas tonusunu dengelememiz lazım. Bu durumlar aslında 29-32. Haftalarda gelişiyor. Yine akciğerin anatomik yapısı da dediğim gibi doğumun sonuna kadar devam eden bir süreç. Kemik iliğindeki hematopoez bu dönemde başlıyor. Bundan önceki dönemde bahsettiğimiz üzere karaciğerde gerçekleşiyordu. Yine fetal iskelet yapısının güçlenmesi ve görme dürtüsünün santral sinir sistemi ile göz arasındaki nöral bağlantının sağlanması da 29-32. Haftalarda meydana geliyor. Biz bekliyoruz 25 haftalara, 26 haftalara. Ben İstanbul'dan geliyorum. Bizim çok büyük bir yeni doğan ülkemiz vardı. 24 haftalara, 25 haftalara telefon yapıp onları doğum sonrası yaşatmaya çalıştık. Fakat annelere hiç bir bilgi verildik. Yani bu bebek de olsa evet yaşar, doğru. Fakat işitme duyusu, görme duyusu, solunum hareketleri her ne kadar biz geliştirsek de bebek için çeşitli görme ve işitme gibi duyuların yetersizliğiyle sonuçlanabiliyor. Çünkü fetüs aslında 39-40 haftalara kadar gelişimde her basamakta devam ediyor. Ve bu dönemde yeni doğan bebeğe bunları desteklemek, geliştirmek için çok büyük bir yük düşüyor maalesef. Annedeki değişikliklere gelecek olursak tabii ki gelişen uterus yukarı doğru kayıyor ve buna bağlı diyafram sıkışmasına bağlı nefes darlığı meydana geliyor. Mide sıkışmasına bağlı gastritlerin şikayetleri. Bu dönemde bebek kilo artışı ve boyut artışı kazandı.
azaldığı için, yeri azaldığı için hareketler, büyük hareketler değil, küçük hareketler şeklinde devam ediyor. Yine öneriyoruz anneye, az vakit beslenme, yine dolaşım desteği için varis, çorapları, mineral ve vitamin desteği öneriyoruz. Devam edecek olursak aslında en güzel yanıt veren yeni doğan bakımına 33-36 hafta dönemi. Çünkü aslında her ne kadar diğer bölgelerde, diğer süreçlerde çeşitli organ gelişim yapıları sağlansa da bebeğin dış ortamı uyum sağlayabilecek gelişim süreci bu dönemde tamamlanıyor. Lamigo dediğimiz tüyler oluşmuştu. Bu dönemde dökülmeye başlıyor ve bebek cildi dediğimiz pürüzsüz cilt bu dönemde oluşuyor. Yine bağışıklık sisteminden bahsetmiştik. Anne ve temasına bağlı immün sistemdeki plasentayla olan bağlantı okul bu dönemde. Çünkü bebeğin bağışıklık sistemi aslında doğmadan bu dönemde gelişmeye başlıyor. Yine sinirin sistemi, bağırsak hareketleri bu dönemde daha aktif bir hale geliyor. Ve akciğer maturasyonu da bu dönemde tamamlanması için gerekli sütaktan sentezini ve anatomik yapısını tamamlamış süreyle oluyor. Nasıl görüyoruz peki annede bu değişiklikleri? Bebek başı aşağıya doğru pelvisi giydiği için angajman meydana geliyor ve uterus pozisyon değiştiriyor. Pelvise giden uterusa bağlı diyafram basıncı azalıyor ve dişine buna bağlı olarak azalıyor. Yine mide basıncı azaldığı için gastrit azalıyor. Ve kasılmalar, uterusun içecek kısmını oluşturan kasılmalar bu dönemde başlıyor. Biz bebekte ve annede bunu nasıl görüyoruz? Bebeğin kalp atışını ve dolaşım sistemindeki değişiklikleri MSK dediğimiz şahsa, fetal monitör, fetal eko dediğimiz yöntemlerle, yine topo dediğimiz cihazla uterustaki kasılmaları izleyebiliyoruz. Bu dönemde anneye öneriyoruz? Tabii ki büyüyen uterus ve baskısına bağlı beslenme değişiklikleri, azalttık beslenme ve büyük seyahatler önermiyoruz. İlerleyen haftalara gelecek olursak en çok sevdiğimiz bebekler olan 37 ve 40 hafta bebekleri. Aslında 39'da diyebiliriz 40 haftanın yaşına yaklaşıyor ve atı ve plasantadaki değişime bağlı beslenme yetersizlikleri meydana gelebiliyor. 37 ve 40 haftalarda fetal dokudaki asıl yağ bakımı artışı bu dönemde meydana geliyor ve fetal organ maturasyonu bu dönemde tamamlanıyor. Akciğer ve sinir sistemi her ne kadar dış ortamla bağlantısı sağlayabilecek olduğundan gelmiş olsa da doğumdan sonra hatta adolesan dönemde bile devam edebiliyor. Annede bu kasılmalar, kanamalar, vajinal tutarç ve baskı hissi olarak görmekteyiz. Tabii ki bütün bunlar ne için? Sağlıklı bir bebek çocuğa almak için. Her zaman maalesef niyazında doğum ve tamamen geçişime tamamlamış bir bebek meydana gelmiyor. Biz ne kadar dış ortamda yine doğan bakım üniteleriyle o bebeği anne ortamını sağlamaya çalışsak da bu bebek için aslında en uzun ortam bu terim. Hepinize teşekkür ederim. Sağlığınız için. Eklemek için katkı varsa alabilirim. Buyurun. Tabii ki. Varlıkları sosyoekonomik ve eşitliklerde yaşamaktayız. Nöral süreçte için en önemli şey polikasit. Fakat bakanlık her ne kadar bunu önerse de hiç ödeme kapsamında bir polikasit yok. Tek ödeme kapsamında olan polikasit nöral süreçteki geçmiş annelere bağlı 10 kat artışta olan polikasit. Ve bu polikasit çok pahalı düzeyde. Gerek bilinç düzeyi, gerek ekonomik sıkıntılar maalesef hastaların bunu ulaşımını engelliyor. Bir bilgilendirme belki aile hekimlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde yapılabilir. Fakat kadınlar maalesef sosyal hayatta etkin katılıma sahip olmadığı için ilk gördüğü doktor, ilk konuştuğu doktor biz oluyoruz. Ve maalesef yetersizliklerde bu süre çok az olduğu için yeterli olduğunu düşündüğüm bir değerlendirme ve bilgilendirme yapılmıyor. Rica ederim. Başka soru ve katkısı olan varsa buyurun. Evet. Hayır, geçmiyor.
Yapan firmalar var, ücretle yapılan şey testi. Anlatan ise daha geçit derse. İlk testi normal kanalı gibi aynı kanalından kanla bir tipi ait hücrelere bakılarak kromozomal bir hasar var mı onu anlamamızı sağlıyor. Pahalı olması da şimdi hiçbir yan etkisi yok. Anlatan test her ne kadar sık kullanılsa da girişimsel bir şey. Anneyle uterustan amniyotları değinip girişim yapıyor bebeğe ve bu dönemde sepsis gibi komplikasyonlar, erken doğum gibi komplikasyonlar meydana geliyor. Maalesef amniyotan testi şehrimizde yapılmamakta, perinatoloji kliniği olan merkezlerde yapılmakta. Başkasında katkısı olan var mı acaba? Süremiz var mı? Alalım. Şeyler. Aslında gebelik kategorisi uzun olan bütün antibiyotikler kullanılabilir. İkinci kuşakta dahil olmak üzere sefer antibiyotiklerde. Tabii ki bütün gebeleri genelde anlatabiliyor öğretiyor ama biz çoğu zaman yetersiz ve antibiyotik direncine bağlı ikinci kuşak sefer antibiyotikleri tercih ediyoruz. Hocamıza teşekkür ediyorum. Oturun. Aslında bir şey o hani, kadın doğum ünitesinde çalışan ekibimizde yeşil fakültesi ve fakültesindeki öğretmenlerin başarı bir şey içebilir. Bence Bingöl'deki kültürel davranışları, kültürel sorunları tespit edip kadınlarımızın gebelik izlemlerinin farkındalığının yapılması bence çok güzel çalışmalar, sosyal projeler ve sonuçlar üretilir diye düşünüyorum. Bence evet burada bir sorun var şu an. Bilimsel bir problem tanımı yapabilirsiniz. Genel olarak değerlendirilmesi uzman doktor Celal Sarlon tarafından sunulacaktır. Kendisinin kısa bir geçişini ifade ediyorum. Uzman doktor Celal Sarlon 1979 yılında Afyon'da bulundu. İlk laboratuvar elimini Afyon'da tanımladıktan sonra 1993 yılında Maltepe Asker Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Doktor Sağlam Gratatürk mezunudur. Uzmanlık eğitimini Gratatürk sağlığı hastalıklarından almıştır. Neonatoloji yan dal ihtisasını Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra ikinci dönem merayet yüzyıla Bingöl'e yeni doğan uzmanı olarak açılmıştır. Doktor Sağlam evli ve iki çocuk babası. Hepinize merhabalar. Yani böyle bir camia ve konuşma fırsatı verildiği için bana öncelikle oturum başkanı, başkanlar, iyi sağlık müdürü, rektörümüz gelmiş herhalde sayın rektörümüz ve bütün oturum başkanlarına ve bu konuda emeği geçen benim gördüğüm yani muhatap olduğum gibi Suat Hocam gibi emeği geçen tüm meslektaşlarıma cami gönülden teşekkür ediyoruz. Kısa özgeçmişimi gördünüz. Bingöl tarihinde ilk defa yeniden doktor olarak ben atandım. Sunumla ilgili çok fazla şey yapmayın. Canınızı sıkacak çok yoğun bir bilgi birikimi, bilgi bombardımanı yapacağım. Sadece farkındalık yaratacağız. Hepiniz zaten yeterince donanımlısınız. Yeni doğan değerlendirmesi, benden önceki hocamız zaten Petri sürecini, fetal süreci gayet iyi açıkladı. Uterus'un öneminden bahsetti. Önceki dönemde, mikroterim dönemdeyken gelişiminden bahsetti. Neler yapılabilir ondan bahsetti. Sevgili eşit bir soru sordu. Folikasitle ilgili kendisi eşim olur. Yani bunları oturtacağız. Bingöl'e kısmetle oturtacağız. Neden folikasit önemli? Onun da farkındalığını yaratacağız. Yeni doğan değerlendirmesi. Artık fetüs olacak. Zamanı geldi bakalım neler olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. 12 Mayıs
geçmiş bizim kliniğimizin bütün ünitelerin, servislerin, sağlık camiasındaki beyaz sanatlı meleklerine geçmiş hemşireler günü kutluyorum. Neden? Klinisyenler olarak hemşire hanımların desteğinin çok farkındayım. Hani son zamanlarda ortada bir videoda dolanıyor, bir yoğun bakım uzmanı nereye takıldı, takılmadı gibisinden bir hemşire hanımlarla da hemşirelerle bir problemi oluyor. Hakikaten öyle. Çünkü biz klinikte her daim bulunamıyoruz. 24 saat orada değiliz. Bizim elimiz, ayağımız, gözümüz hemşire hanımlar. Bunun varlığı hiçbir zaman için kalsınmaz. Ben bir üniteye gittiğimde hemşire hanımlarla vizit yaparken zaten %90 olan insan gitmiş oluyor benim için. Diyorlar ki işte çocuk böyle doğdu. İntrotel dönemdeyken şu kadar gebelik haftasıyla doğmuş. Bütün sezaryen yapıldı. Risk faktörleri buydu. Pozitif basınç uygulandı, uygulanmadı. Bana zaten sadece bir order vermek kalıyor. Ya da bazı kişisel işlemler varsa onları yapıyorum. Onun dışında damlar yoluydu, mayileriydi. Hepsi hazırlanmış oluyor. Ben sadece tek ediyorum. Bunun için de bütün hekimizin önünde kendimi sadece hemşire olmak üzere tekrar bütün hemşirelere hemşirelik günü kutluyorum. Bu slide benim için önemli. Neden önemli? Çünkü bir zaman için şunu aklımızdan çıkartmayacağız. Biz sağlık camiası olarak biliyoruz ama çocuk yeni dağının yetişkinin minyatürü değil, yeni dağında çocuğun minyatürü değil. Yani bir yetişkin geldiği zaman diyorum ya, hemşire hanımlar mesela kalp krizi diye bir hasta geldi, yoğun bakım ya da acil servise. Hemen zaten gördük yerinde işte hastanın içinde tekrar damar yolunu açarlar, gerekli tetkikleri sorun metinle beraber planladıktan sonra antikorlarına kadar başlamış olurlar. Ama burada hesap biraz değdiğe girmiyor. Örneğin bir binin içerisinde bir ampul topa, bir ampul dolutamin. Burada biraz kilo geride kalıyor yetişkinler. Ama çocuk hasta olduğu zaman bize hesaplama değil. Ama bunu yeni doğan kısmına baktığımızda kesinlikle ve kesinlikle yazarak biz yapıyoruz bunu ve hesap makinesi kullanarak yapıyoruz. Çünkü bizim için oynadığımız değerler miligramlarla, gramlarla ifade ediliyor. Düşünsenize bir yeni doğan günlük 20-30 gram kadar olacak. Verdiğimiz ilaçlar, aldığı çıkardığı takibi, kalsiyonu bile ölçmek için küçük küçük aletler kullanıyoruz. Kullandığımız damar yolları, kendim önce hocamız da gösterdi sizin. Ya 500 gram, 600 gramlık böbreklerle ilgileniyoruz. Damar yolları için kanı taktığınızda zaten ön kolun yarısı kadar kanı oluyor. Bundan dolayı hiçbir zaman için çocuk yetişkinin minyatürü değil, yeni doğanda çocuğun minyatürü değil. Peki kimdir bu yeni doğan? Biraz önceki sunumda da aynı görsel vardı. Birbirimizden habersiz bir şekilde bu görseli kullandık. Gerçekten de mucize. Anlatıldı. İntrotein sürekli. Fetüs oluşuma zigotla alakalı olarak önce bir sperm geliyor. Oğlum ovülizasyonu de işte döllenme oluyor. Sonra uterüse geliyormuş. Bu bir yerde yerleştikten sonra implantasyon olduktan sonra da gelişim süreci başlıyor. E ne kadar? Yani bu takribi 280 gün kadar ya da Nagel yöntemiyle işte son adet tarihi eksi 3 ay artı eksi artı 7 gün 10 gün kadar. Yani 40 haftalık bir süreçten geliyor. Bu yaradılık bir mucizesi. Biz bu noktada nereye belde ediyoruz? Yapılan çalışmalarda ya da bugüne kadar görüyoruz, hepimizi gördük. Neler yapabildik? Neyi takip edelim? In vitro fertilizasyon yani IVF, in vitro deneysel dış ortamda. Sperm'le oğumu dökenmeyi başarabildik ve Türk gebelikle bu işi oturtabildik. Bir üst aşamaya da geçirdik. Uterusun ne kadar önemli olduğundan bahsetti hocamız. Bu Akdeniz Üniversitesi'nde slide'da gördüğümüz Sayın Özden Özkan, Akdeniz Üniversitesi rektörü, yanındaki eşi Ömer Hoca, magazinsel olarak, görsel olarak bilirsiniz, Türkiye'deki ilk 100 eklem ekstremite nakli yapan ve bu hastamız da ismi de zaten Ömer Hoca, ithafen Ömer Özkan Sert. Sert bebek dünyadaki ilk kadavradan uterus nakli yapılıp doğal bebek. 9 yıl geçti. Onun için hani literatürde ilk kadavradan uterus nakli olup da doğal bebek olarak biziz. Ama aradan bir 9 yıl geçti. Bu süreç içerisinde nakiller oldu. İlk nakli yapan Ömer Hoca. Sonrasında 9 yıllık bir gecikme olduğu için ilk bebek esasında ülkemize ait. Yani biz tıp konusunda sakın ona
uluslararası platformlara gittiğiniz zaman kendinizde böyle bir güvensizlik olmaz. Biz gayet güncel bilgilerle donanılmış bir sağlık olması. Ve devlet de bu konuda zenginden geldiği kadar bu yardımı gösteriyor. Hiçbir zaman için bu güvensizliğiniz olmaz. Biz de ne yapıyorsak Amerika'da da o yapılıyor. Evet, bazı ekonomik sorunlar söz konusu olabiliyor. Bazı tedavilerle ilgili ulaşım imkanlarımız kısıtlı olabiliyor ama donanım olarak dikkat et. Bunun bilincinde olun, bunu güvenin, bu güveni kendisine hissedin. Bu fotoğrafta görüyorsunuz, Ömer Hocalar, Sinan Hocalar ve alttaki yazıda da gördüğünüz üzere diyor ki kadın doğum hastalıkları bilim dalı başkanı ve plastik cerrahi bilim dalı başkanı ama yeni dağının ilgisi yok. Çünkü biz mutfak kısmındayız. Bu böyle doğdu, evet, bir süreç var, bir emek var. Sonrasında da bu bebeği biz ve huzurlarınızda da Sayın Hocam Profesör Doktor Nihal Oygür kısmetse 10 Haziran'da emekli olacak. Ben ondan feyiz aldım. Böyle mutfak kısmında biz ilgilenmeyi, tecrübelerini bize aktardı, bize emek verdi. Biz kesinlikle ön plana çıkmadık bu süreç içerisinde. Kendisini yetiştirdiği öğrenciler profesör, yetiştirdiği öğrencilerin öğrencileri de profesör olur. Yani 10 yıl kulağa geçti. Onu da saygı bölümünüze alıyorum. Şimdi tanımlara gireceğiz. Bir çok fazla sıkmayacağım. İşte miyat demek her zamanda doğal demek. Yani bu 280 günlük ya da 40 haftalık süreyi tamamlayan demek. Erken doğarsa ki bizim oradaki 40 sırasımız 37 hafta. 37 haftanın altında doğanlara prematür diyoruz. Ve erken meydan diyoruz. Postan da 42 haftanın üzeri. Bunu biraz detaylandıracak olursak. Prematür bölüm 37 haftanın altı deliği. 28 hafta altında olanlar çok ciddi kireten. Takribi bunların kilosu 750-800 gram kadar. Orta prematür 28-32 hafta. Hafif prematür 32-34 hafta. 34-36 da yani 35-36 da sınırda kireten diyoruz. Biz bilmiyoruz. Devlet kadın doğum çocuk hastanesinde günlükemiz ancak 32 haftada 1500 gram üzerindeki bebeklerimize şu an itibariyle bakabiliyoruz. Kısmetse daha ilerimizde geçeceğiz. Matik bebek dediğimizde dediğim gibi 37 haftanın üzerinde yani 38 ile 42 hafta arasında 38-39 hafta erken tan, 39-40 hafta full tan, 40-42 haftada geç tan olarak nitelendiriyoruz. 42 haftanın üzerinde de bir gün daha almış olsa postmatür diyoruz. Diğer bir tanımlamamız da ağırlıklarına göre. Normalde beklenen ağırlığımız 2500 ile 4000 gram arasında. Eğer 2500'ün altında olacak olursa düşük doğum ağırlığı, 1500 gramın altında olacak olursa çok düşük doğum ağırlığı, 1000 gramın altında olacak olursa da aşırı düşük doğum ağırlığı. Bir de 750 gramın literatürlerle böyle bir terimle karşılaşabilirsiniz. ILPR, incredible, yani olağanüstü, inanılmaz derecede düşük doğum ağırlığı. Bu da işte hasta olarak, gestasyon hastası olarak da 28-26 haftanın altındaki bebeklerle takdir tanımlıyor. Diğer bir tanımlamamız da ki bu üç tanımlama yapıyoruz. Bir gestasyon haftasına göre, iki doğum kilosuna göre, üçüncü ise gestasyon haftası yani gebelik haftasına göre doğum kilosunun nerede? Buradaki sağ taraftaki üstüne baktığınız zaman 10 ile 90% arasında çizelgelerimiz var. Pörsantiller var. Eğer bu çizelgelerin arasında ise gestasyon gebelik haftasına göre doğum kilosu biz buna IVA yani gebelik haftası da uyumlu da bekliyoruz. Sıkıntı yok. Altındaysa, 10%'in altındaysa SGA bebekliyoruz. 90%'in üzerindeyse LGA bebekliyoruz. Yeni doğan dönemi artık bebekte olsa 28. güne kadar. Biz buna yeni doğan dönemi olarak nitelendiriyoruz. Ama erken doğan bebekte olduğu zaman bununla ilgili düzeltilmiş yaş belirleyebilir. Yani bir bebek 33 haftalık doğmuş olabilir. 28 gün olduğu zaman nokta bazında baktığınızda bu bebek hala 40 haftadır. Dolayısıyla erken doğan bebek 28 gün geçtikten sonra yeni doğan ünitesini yapmayacak diye bir şey yok. Bunu düzelteceğiz. Postnatal 44. haftaya kadar yeni doğan ünitesi takip ve tedavisi gereken bebek varsa yeni doğan ünitesini yapacak. Onun için bu tanımlamalar önemli. Bunu da iki kısma ayırmışız. İlk 7 günlük kısmı erken yeni doğan bebek. 7. günden sonra da geç yeni doğan bebek diyoruz. Bu bize tedavi ve bakış açısı olarak değerlendirme de yönlendiriyor. Perinatal dönem ise aklınızda kısaca kalsın diye söylüyorum. Gebelik haftası yani gestasyon haftası 7. aydan postnatal 7. güne kadar olan döneme perinatal dönem diyoruz. Gelelim yeni doğan muayenesine.
Nerede muayene edeceğiz, niçin yapacağız, ne zaman yapacağız? Kısaca bir bilgi vereceğim size. Şimdi biz bebeğin doğumuna giren, bebeğin doğduktan sonra bakımıyla, tedavisiyle ilgilenmek durumunda kalan, bu ebe hanım da olabilir, kadın doğum doktoru da olabilir, annesi de doktoru da olabilir, orada bulunan hemşire hanımlar da olabilir. Oraya girdiği zaman bizim için önemli olan şudur. Bir bebek tarzı, bebek tatlıysa, yani baş harflerinden aklımıza kalacak şekilde bizim için sorun yok. Yani biz doğuma gittiğimizde sezaryen yazı normalde o. Bebek ten seve ağlıyorsa biz dinlediğimizde hiçbir sıkıntı yok. Çünkü yeni doğan bebeklerin %90'ı olağan bakım dediğimiz anne yanındaki müdahaleye gerek kalmıyor. Biz sadece gözlemliyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı Golden Hour dediğimiz ya da Golden Minute dediğimiz ilk bir saatlik müdahaleleri çocuğun bir dönem, bir yaşam boyunca onu etkileyecek süresi içerisindeki yapılanlar, hatalar ya da her neyse bir ömür boyu etkileyecek olan dönemdeki bizi ilgilendiren kısmı işte o bir saatlik kısmı. %10 kısmında bu ileri tedaviye ihtiyacı oluyor. %1 kısmında da ihtiyacı dediğimiz ileri yaşam desteği gerekiyor. İlk muayeneler de doğum odasında yapılır tabii ki yapılıyor. Ayrıntılı muayene ise bebek stabilize olduktan sonra yapılıyor. Eğer bebek kanunu çocuk doğduktan sonra 24 saat minimum hastanede kalmalı. 24 saatin üzerinde eğer kalacak olursa annenin durumuyla alakalı olarak anne yanındaki bebeklerle ilgili konuşuyorum. 48 saatten sonra durumcu olan hastalarda muhakkak bebek çıkmadan tekrar çocuk doktoru tarafından görülmeli. Eğer 48 saati aşırız. Değilse bütün yatan hastalarınızla ilgili hasta tabucu olduktan sonra 2-3 gün sonra muhakkak kontrolü çalmak gerekiyor. Bizim kısırımız bu. Yeni doğan ilgisi bu. İlk muayeneyi çıplak olarak yapıyoruz. Zahiyat ısıtıcı altında yapıyoruz ve kirliyata köleci yapıyoruz. Anne yanında kalan bebeklerle ilgili uygun bir ortam olmalı. Muayene muhakkak çıplak yapılmalı. Hemen ben işini bitireyim. Şöyle böyle hayırlı bir şey. Eğer bir muayeneye bir bebeğe gidip bebekten çıkabiliyorsanız hemşire hanım olarak, sağlık çalışanları olarak muayene bebeğin bezi kalacak şekilde çıplak olarak görülecek. Çünkü pek çok şey size bir bilgi verebilir. Böyle bir şey de var. Şimdi normalde bir doğuma giren arkadaşlarımız varsa yan tarafta bir radyan ısıtıcı bir müdahale elimiz vardır. Artık yeni dönemde yavaş yavaş 3. basamak, 4. basamak merkezlerde bu geçildi. Anne üzerinde doğum yapıldığı anda bu mekanizmanın olduğu, üniterin olduğu yerde daha görüyorsunuz göbek formunu kesilmeden. Çünkü amacımız plazantal transfüzyonu, yani hormon transfüzyonu olsun ki çocuğun bir problem olabildiğince 30-60 saniye altında kesilmeyi düşünürüz. Çocuk spontan sonlanırsa, gerekiyorsa müdahale gibi de annenin karnı üzerindeyken yapabilirim. 3. 4. basamak merkezlerde bunlar kullanıma geliyor. Amacımız ne? Kabaca muayene. Genel görünüm, olmazsa olmazımız vital dokular, antropometrik ölçümler, kalp akciğer resüsitasyonu, başımız ağrıtan mal taktisi, suçlanma ihtimalimiz olduğu için o doğum travmasına sekonder ekstremite muayeneleri, bunların hepsini ilk anda görüyoruz. Dedim ya bir tanımlama yaptık dedi. Bu tanımlamaları yapmıştık. Amacı bu tanımlamalardaki ilgili buydu. Yani biz muayene yaparken peklinikimizin amacı bu perinatal ölümle bebek ölümlerini azaltabilmek. Tanımsal olarak perinatal ölüm ilk bir hafta içerisinde bin canlı doğumdaki ölüm sayı. Bebek ölümü ise ilk bir sene içerisinde bin canlı doğumdaki ölüm sayı. Gayet iyi. Yani dedim ya müşteri olan dünya standartlarının da bayağı altındayız. Hani ne kadar verilerimiz kayıt altına alınmıyor olarak düşünürse de ben 43 yaşındayım. İlk defa Ankara'nın batısına geçtim. Allah'a şükürler olsun. Yani bu standartları yakaladığımızı düşünüyorum. Ben ne kadar kaydımızda olmadığını düşünseler de ülkeler kesinlikle bu standartları yakalamış. Bunların hepsi de bizler sayesinde. Bakıyoruz. Yani burada mesele ölü doğum. Kayınatörlerden ilk suçlu olanlar yani en fazla görülenler. Masere dediğimizde çocuk 22 hafta 500 gram yani ileriyebilmesinde dünya standartlarında. Çocuk anne karnında ilk öğretmeni öldüğü zaman amniyon sırasındaki sıvının dolayı ilgilendiği için nasıl biz çok fazla banyoda kaldığımıza ilginç tarih oluyor. Aynen çocuk da amniyon sırası içerisindeyken ileriyebilmesindeki zaman aynen öyle tarih oluyor ve masere oluyor. Biz bunu masere, ölü doğum diyoruz.
taze doğum dediğimiz zaman da henüz daha yeni ölmüş, evet, ekstrem olarak yani ölü doğum olarak gelmiş, biz buna taze bebek ödülü veriyoruz. İkinci sırada suçlananlar prematürlük. Üçüncü sırada suçlananlar kongenital anomali, işte kabaca muayenelik amaçlarımızdan bir tanesi bu. Dismorfik bir görünüm var mı? Dördüncü sırada suçlananlar asfiksi. Tepki dönemine baktığımız zaman da seksis sevgilidir. İşte bu önlenebilirlere baktığımız zaman asfiksi önlenebilir, seksis önlenebilir. Prematürlükte bakım ve tedaviyle önlenebilir. Kongenital anomaliyle alakalı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fizik muayenede eğer bebek uykulu halde ise yeni doğan bebekler 18-22 saat kadar uyuyabilirler. Öncelikle amacımız bir çocuk doktorlarına, çocuk hekimlerine ve çalışan bir sağlık camiasında biz bir akciğeri dinlemek. Çünkü çocuk ağlar. Bir akciğerin kalbini dinlemek gerekir. Varsa bakım farklılığı, fontanel maddesi. Olmazsa olmazımız nörolojik muayene için tabii aktif olması gerekir. Takdir edersiniz. Fizik muayenenin başlıkları hepimiz de bildiği gibi inspeksiyon, gözlem, palpasyon, oskültasyon, palpasyon, perfüksiyonu çok kullanmıyoruz. Bizim gözlerdeki insan ünitesindeki kurulamız. Bebeğe bulabildiğince az dokunacaksın, dokunuyorsan nazik dokunacaksın, dokunuyorsan temiz dokunacaksın ama sık gözlem. Başlıklar altında bakacak olursak genel durum var. Aktivite, hikaye, hafka, yani ne kadar bu özgürlük bir şekilde atarlı yani doğum sürecini ilgilenmekse de bu görevimizi tazelemek amacıyla kurdum. Antropometrik ölçümler yani boy, kilo ve baş çevresi ve sistem muayenesi. Biz uyanırken genel durum işte orta, yeni doğan için baktığımızda orta iyi ya da kötü durum. Eğer bir bebek ağlıyorsa zaten solunum çabası yeterli, kalp bakımı yeterli, spontan hareketleri olan, ekstremiteleri semiplevizyon dediğimiz normal postürüdür, genel görünümü normal olan, major görünür bir patolojisi olmayan da bekleyerek genel durumu ikinci görüyoruz. Aktif mi? Aktiviteden beklediğimiz çocuk ağlıyorsa spontan solunumu vardır. Çocuk ağlıyorsa kalp bakımı yüzü üzerindedir. Çocuk ağlıyorsa siyanözü değildir. Yani oksijen desaturasyonu yoktur. Saturasyonu ile saturasyonu ulaşabiliyordur. Çocuk ağlıyorsa solunumu gayet iyidir. Yani bebek terlikle ağlıyorsa korkulacak bir şey yok. %90 fizik bir ihtiyaç olmuş. Vital bulgular olmazsa olmazımız. Niçin alıyoruz bunları? Olmazsa olmazımız. Yani ateş, nabız, tansiyon, solunum. Ateşe baktığımız zaman aynen bir yükselti 36-33 arasında. 32,5 ve üzeri bizde hipertermi, 36 ve 6 hipotermi. Kalp yapısına baktığımız zaman 120 ile 160 arasında derin uykudayken çocuktan 80'e kadar bebekler düşebilir. İlk anne olanlar zaten onu bilirler. Bebeği dinlerler, hissedin olur. Hani bebek niye tasarlıyor ama anlayamadım biz. Ikındığında ya da tuvaletini yaparken, ağrılı bir işlem uygularken bu 180'e kadar çıkabilir. Korkulacak bir şey yok. Solunum sayısına baktığımız zaman da 40-60 arasında olması lazım. Tansiyonu gestasyon haftasına göre bizim prosentif çizelgelerimiz var. Oraya göre bakıyoruz. Bizim yeni doğanla ya da yoğun bakım ünitesinde çalışan kişinin de fark etmez. Beşinci vital bulduğumuz saturasyon kaydı. İstediğimiz 90 ile 94 arası. Limitlerimiz de monitörlerde zaten 89 ile 95 arasında ayarlıdır. Fazlası da zarar, eksiği de zarar. Şimdi vital bulguların ilk önemli olmazsa olmazımız hemen bir değişiklik oldu diye telaşa kapılmamak lazım. Sebat ediyorsa bizim için. 180'e çıkmış olabilir. Bir bakalım bebeğe. Karşı konulması dediğim gibi nasal dönemde bizim için respirasyona ifade ediyor ama çocuğun genel durumuyla alakalı bilgilendirme için koyduğumuz noktada. Sistem muayenelerine bakılacak olursak infeksiyon yani olmaz sonunda majör bir değişiklik var mı? Normalin dışında ne görüyor? Şimdi hızlanırdı. Ne değişiklikler olarak çocuklarda ilk baktığımız infeksiyon
Sol tarafta da milli dediğimiz yerin taşlarından normal okullarından sağ tarafta da milli dediğimiz her gezegen taşları oluşan sivil dediğimiz tablo. Sol tarafta pasif gezegen dediğimiz bir arada içerisinde kendinden çözülen okullarından sağ tarafta da okul bekliyorsunuz. Normalisi noktasında bir kez içerisinde kendinden yükseliyorsunuz. Doktor baş çevresine baktığımız zaman bunun maddeşi de şu baş çevresini görüyoruz. Burada baş çevresinin büyük olduğunu görüyoruz. Daha simülasyon yöntemiyle baktığımız zaman sanki görüntülemeyle bulunduğu olarak sağ taraftaki MR görüntüsü. Birisinde gözü açık, birisinde gözü kapalı, birisinde nazola biraz sıkıntı silinmiş, birisinde mevcut. Burada baktığımız zaman bir gözü gözü çarpıyor. Sol taraftaki gözü kontrolü gözü, başka bir gözü payı bulundu. Sağ taraftaki de takdir edersiniz ki Down sendromu sıkıntı olan bir gözü. Burada sol taraftaki bebek yine Down'lı bebek, sağ taraftaki olan bebek geri boyun. Alttaki bebekte bir çiğnenin küçük bir geri olduğunu görüyorsunuz. Bize ilk sorulanlar işte damakta bir beyaz inciler var. Biz buna yetişemeyiz diyoruz. Normal bir soru. Diş üzerinde alveoller var. Yine bize sorulanlardan bir tanesi hatta dişler var. Bunlar beslenme ile alakalı sorulanları yapabilir. Ya da düşük baskı etkisini olabilir. O yüzden çekim gerekiyor. Bir bağları eğer beslenmesine engel olacaksa bu bir bağları ilgili KBB ile geçirmek istiyoruz. Burada göz manyetine baktığım zaman tabii ki böyle bir akıntı gördüğünüzde bu çocuğun normal olduğunu, bu bebeğin normal olduğunu düşünme ihtimali çok düşük. Sağ tarafta da hep karşılaştığımız hipoidal kanamalar var. Bu doğum travmasına değil, normal doğumda kanamadan geçerken olanlar. Burada genital muayeneye baktığımız zaman hipoidal hastalığının dorsal tarafında meyotik olması. Sağ tarafta ambigüs genital yazıyor çocuk. Makers ne erkek. Sol altta olan indirgen halde. Zaten muayenede baktığınız zaman bağırsakların skrotum içerisinde olduğunu görebilirsiniz. Sağ tarafta da hidrosal dediğimiz skrotum içerisinde sıvıyı görürsünüz. Ve burada da size söyleyeceğim polik asitle alakalı, ödemiyle alakalı. İnanın dönem Türk köpeklerinin altına yatan en büyük sebeplerinden bir tanesi de polik asit eksikliği ve kullanımıyla alakalı programlar. Kullanmamaya bağlı olarak işte çocuk oluşturabilecek nöral tüp defekleri bunlardır. Bu tarafta sadece bir omurganın oluşulmasına bağlı olarak sağ tarafta da meningomyelosel dediğimiz ya da meningosel dediğimiz bir nöral tüp defekti oluyor. Daha sonra bu çocukta hidrosis defekti de gidiyor ve şant operasyonları şant nedeniyle kaybediliyor ya da infeksiyon nedeniyle kaybediliyor. Altta yatan sebeple polip asit kullanılmak gerekir. Ben teşekkür ederim size. Sadece bilgilendirmek. Gülsün'e eğer sormak isteyen varsa bir güvenirim. Bilgin dahil. Rica ederim. Değerli katılımcılar, sempozyumumuza kısa bir ara verecektir. 15.25'te yeni normal etik konusuyla devam edeceğiz.
şu an hocamız tarafından sunulacaktır. Ben hocamın söz geçmişini arz ediyorum. Profesör Doktor Mühendisler Özcan Tıp Tarihi ve Fizik doktora eğitimini yeni doğan etiği konusunda hazırladığı tezle tamamlamıştır. Yeni doğan etiği ve klinik pediatride etik konularında kitapları bulunmaktadır. Tıp etiği eğitimi, araştırma etiği, klinik etik alanında ulusal ve uluslararası projeleri ve yayınları bulunmaktadır. 2015 yılından beri Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı ve Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı görevinin yanı sıra Bursa Üniversitesi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevlerini yapmaktadır. Hocam konuşabilirsiniz. Evet, peki, teşekkür ederim. Sayın kongre katılımcıları, herkesi saygıyla selamlıyorum. Muğla'dan çok uzak da olsak sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Gerek Bingöl Üniversitesi'nin şu an salonda katılımcıları görebiliyorum. Çok önemli. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Gerekse de internet ortamından bizimle birlikte olan katılımcıları selamlıyorum. Pandeminin bize kazandırdığı ayrıcalıklardan birisi, çok külfetini çektik ama bakın şu an bu yakınlığı belki pandemi hızlandırdı. Teknolojik olarak olsa bile bir arada olabiliyoruz. Bu çok keyif verici. Bugün yeni doğanda etik konulardan söz etmeye çalışacağım. Sınırlı bir sürede kuramsal bir bilgi yerine aslında daha uygulamaya yönelik bir takım bilgiler aktarabilmeyi amaçladım. Bu nedenle de olgular üzerinden hareket etmeyi düşünüyorum. Biyoteknolojiler ve bilimsel bilginin hızla artmasıyla birlikte yeni doğan tıbbında bakım ve tedavinin getirdiği büyük yenilikler oldu. Bunlar aslında bir miktar bazı yeni doğanları ve ailelerini inanılmaz mutlu ederken bazı yeni doğan ailelerini de ciddi etik ikilemlerle karşı karşıya bıraktı. Özellikle ölümcül hastalığı olan bir yeni doğan yaşamın daha başındayken yaşamın sonunu yaşamak zorunda kaldı. Ebeveynleri de diğer ebeveynler bu doğumu büyük bir seremoniyle kutlarken, herkes mutluyken, ebeveynler de yeni doğanın hastalığıyla birlikte duygusal sıkıntılar, çeşitli düşünceler ve ne yazık ki pek çok kararlar vermek zorunda kaldı. Tedavi ekibi kendini izole eden bir ekip ama bir o kadar bilgi ve becerisi ayrıcalıklı ve kıt kaynak diye nitelendirdiğimiz özel bir ekip. Bu ekipte çeşitli zamanlarda duygu ve düşünceleriyle ve verdikleri kararlarla ya da yaptıkları uygulamalarla ne yazık ki tükenmişlik yaşayabiliyorlar. Etik ikilemi ortaya çıkaran bu gerekçelerin pek çoğuna aslında bizim için uzmanlık dernekleri ulusal veya uluslararası düzeyde çeşitli rehber kurallarla bir yol vermeye çalışmış, aydınlığa çıkartmaya çalışmış ve hukuki ve etik gerekçeler yeni doğan etiğindeki ikilemlerin çözümlenebilmesi için bir fırsat oluşturmaya başlamış. Ben şimdi bugün naz bebek olgusu üzerinden bu olgunun içindeki pek çok yeni doğan etiği konusunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Naz bu gerçek bir olgudur. Geçmiş yıllarda kendi kitabımızda yer verdiğimiz olguyu biraz değiştirerek, isim değişikliği yaparak sizinle paylaşıyorum. 25 yaşında sağlıklı annenin 4. gebeliğinden 33 haftalık olarak dünyaya gelir naz bebek. Akraba evliliği olan çiftin ilk 2 bebeği aynı sorun nedeniyle doğduğu gün kaybedilmiştir. Prenatal solunum hareketlerinin olmadığı tespit edilen bebek, fetal sıkıntıya girmesi nedeniyle sezeryanla doğurtulup hemen entübe edilmiş ve kalp atım seslerinin alınamaması nedeniyle canlandırma uygulanmış ve bebek yoğun bakım servisine nakledilmiştir.
Yeni doğan hekimi aileye bebeğin kendi kendine hiçbir zaman soluk alamayacağını, şurada çok özür diliyorum. Prematüre ve prenatal asfiksi, respiratuar distres sendromu, spontan solunum hareketleri olmaması nedeniyle mekanik ventilatörle izlenmeye alınmış. Sürfaktan başlanmış, tansiyon düşüklüğü için üçlü ilaç başlanmış. Sürfaktan tedavisine yanıt alınamaması, siyanozun devam etmesi üzerine yapılan eko da primer pulmoner hipertansiyon tespit edilmesi üzerine nitrik oksit tedavisi dahil her türlü antipulmoner hipertansif tedavi uygulanmış. Mevcut tedaviye sepsis nedeniyle antibiyotik eklenmiş ve fetoterapi ihtiyacı nedeniyle de fetoterapi uygulanıyor. Spontan solunumu olmadığı için 60 gün mekanik ventilatörde izlenen naz bebeğe bu süreçte konjenital miyotoni tanısı konulmuş. Yeni doğan hekimi aileye bebeğin kendisine hiçbir zaman soluk alamayacağını, yaşamı sürdürmek için her zaman solunum desteğine ihtiyacı olacağını ve solunum desteğine rağmen bebeğin diğer yaşam fonksiyonlarında hiçbir düzeltme olmayacağını söylüyor. Fakat aile solunum desteğinin sürdürülmesinde ısrarlı ve bebeği trakeostomi açılması gerekiyor ve bebeğe trakeostomi açılıyor. 68. günde kalbi duran naz bebeğe yine ailenin talebi üzerine canlandırma yapılıyor ve yine canlandırmaya yanıt alınamayan naz bebek kaybediliyor. Şimdi biz etik karar vermede, yani böyle bir olgu, karışık gözüken bu olguda etik konuları belirleme, olgunun bütün elimizdeki dokümanlarını bir sistematik olarak sergilemek için çeşitli karar verme modellerini kullanırız. Şu an ekranda gördüğünüz dört gözle klinik etik karar verme modeli evrensel olarak çok kullanılan bir modeldir. Aslında basit bir problem çözme, sistematik bir yaklaşım modelidir. Bunun etik vaka çözümlerine ayrılmış bir alanıdır. Johnson ve arkadaşlarının geliştirdiği model ülkemizde sıklıkla tıp eğitiminde, klinik etik çözümlerinde kullandığımız bir modeldir. Gördüğünüz gibi dört gözesi var. Tıbbi girişim ve indikasyonlar gözesi bizim için çok çok önemli. Burada hiçbir şeyin gölgeli olmaması lazım. Çok net olması ve kanıt temelli olması lazım. Etik karar verme modellerinde eğer kanıt temelli tıbbi indikasyonlar belirgin değilse etik karar vermede geri durmamız ve kararları verirken beklemek, zamana bırakmak gerekir. Eğer kanıt temelli ise, tıbbi indikasyonlar net ise o zaman mutlaka karar verme modelini hayata geçiriyoruz. Tıbbi indikasyonlar kısmında aslında genel olarak öyküden, tanıdan, hastalığın nasıl olduğundan, prognozundan, tedavinin planlarından ve tedavinin amaca hizmet edip etmediğinden söz eden bilgileri paylaşmamız lazım. Ve yine hastanın tercihleri kısmında bildirilmiş olan tercihleri yaşam kalitesine o anki ve gelecekteki yaşam kalitesinin ne türde bir yaşam olacağına ilişkin bilgileri içerir. Çevresel etkenlerde de bunu sarmalayan, bu olguyu sarmalayan başka etkenler var mı yok mu onları ortaya koyarız. Bu standart formumuzdur. Bu sorular üzerinden ilerleriz. Etik eğitim veren arkadaşların aslında kullanılmasını öneririm. Kullananlar varsa zaten onlar bunu gayet iyi biliyorlardır. Bizim şimdi olgumuzun bu dört gözeye göre ayrılmış halinden söz edelim. Tıbbi girişim ve indikasyonlar kısmı aslında tıp etiğinin yararlılık ve kötü davranmama ilkelerini ortaya koyan kısmıdır. Bu bebekte yaşamla bağdaşmayan konjenital kas hastalığı ve buna eşlik eden yaşamsal fonksiyon yetersizlikleri mevcut. Olası tedavilerle tedavi sağ kalım şansı yok. Hiçbir tedaviyle yaşam fonksiyonları geri kazanması mümkün değil.
Şu an sürdürülen tedaviler aslında belirgin semptomları çözmeye yönelik. Aslında ki her biri kendisi içinde bir tedavi, etkin bir tedavi. Ama bu bebek için ne yazık ki semptomatik tedavi düzeyinde kalıyor. Ve oldukça pahalı, kıt kaynaklar, yoğun bakım ortamında sürdürülmesi gereken tedaviler. Şu anda verilen ileri desteğe rağmen klinik durumu hiçbir zaman iyiye gitmeyecek. Her zaman kötüye gidecek. Bunu sizler çok daha iyi bilebilirsiniz. Ve günlük tedavi masrafları yaklaşık işte sanıyorum oldukça pahalı. İçimizde şu an kongreyi takip eden bu konuda çok da hastanın tercihleri kısmında kendisi hakkında tercih bildiremeyen bir yeni doğan var ve bu yeni doğanın acaba bağlantıda bir sıkıntı olduğu gibi geldi ama sanıyorum düzeldi. Bu yeni doğanın yerine ailesinin yani ebeveynlerin tercih bildirmesi gerekiyor. Aydınlatılmış, her konuda bilgilendirilmiş olan anne ve baba daha önce aslında çocuklarını böyle bebeklerini iki bebeğini kaybetmiş olmalarına rağmen ventilatörden bebeğin ayrılmasını istememektedirler. Canlandırma dahil tüm agresif tedavilerin bebeğe sağlanmasını istemektedirler. Yani artık ölmesi kesin olan bebeğe bir trakeostomi açılması girişimi de dahil olmak üzere agresif bütün tedavi aile istemiştir. Yaşamın kalitesi gözetiminde bu yeni doğan için bebeğin yaşam kalitesinin en azın altında olacağından söz edebiliriz. Çünkü yaşam fonksiyonlarını ki hayati yaşam fonksiyonu olan solunum ve dolaşım fonksiyonlarını dahi bağımsız sürdürememekte ve beslenmesi de yapay yolla olmaktadır. Motor yetersizlikleri var, mental yetersizlikleri olacak ve yaşam kalitesi makul bir insanın yaşamak istemeyeceği yaşamla denk olacak. Ebeveynleri ikinci derecede akrabalar ve ventilatörde kalması yönünde ısrarları nedeniyle bu ailenin 68 gün boyunca yeni doğan yoğun bakımda takip edilen naz bebek, beklenen ölümüne rağmen yoğun bakımda takip edilen naz bebek yüzünden o yoğun bakım ihtiyacı olan, o yoğun bakıma alınmak durumuyla gelmiş olan 20 yeni doğan tedavisi orada yapılamayarak başka bir yeni doğan birimine sevk edilmiş durumdadır. Şimdi burada baskın etik konular ne? Aslında çocuğun en üstün yararı ve zarar vermeme ödevinin ihlal edilip edilmediği en baskın konulardan birisi. Bir diğeri tartışmalı konu nafile tedavi ve nafile tedavi sürdürülmesiyle birlikte yaşam kalitesinin tartışılması gerekiyor. Ebeveyn onamının sınırlarının tartışılması gerekiyor baskın etik konulardan birisi ve kıt kaynakların dağıtılmasında adalet ödevinin yerine getirilip getirilmediğinin yine etik açıdan tartışılması gerekiyor. Bunlar baskın etik konular. Burada naz bebeğe yaşam şansı tanımayacak olan zahmetli tıbbi girişimler sağlanarak zarar vermeme ödevimizi ihlal etmiş durumdayız. Yani tıbbın amaçlarında beklenen ölümü engellemek diye bir şey yok. Beklenmeyen ölümü engellemekle ilgili ödevler var ve bunlar sağlık profesyonellerine yüklenmiştir. Yeni doğanın ağrı acısını arttıracak, sağ kalım şansına hiçbir etkisi olmayan, gelecekteki yaşam kalitesine hiçbir etkisi olmayan girişimleri, trakeostomi mesela, yeni doğan için özel kanüller gerekiyor, özel bir cerrahi gerekiyor. Bu bebek öleceği biline biline bunlara maruz bırakıldığında aslında bu bebeğin yararından çok onun zarara uğramasına neden oluyoruz. Ağrı, sıkıntılı, hareketsiz, uyaranları veremeyen, duygularını ifade edemeyen bir yaşamı acaba yeni doğan arzu ediyor muydu? Makul bir insan yaşamak istemeyeceği bir hayatı bu yeni doğana dayatabilir miyiz? Yeni doğan bir tercihte bulunabilseydi acaba lütfen yapmayın. Madem hani böyle bir tanı aldım, beni rahat bırakın diyebilir miydi? Böyle bir şeyi olsaydı, istenci olsaydı. Bu anlamda yeni doğan yoğun bakımının sınırlı kaynakları olduğunu ve tedavisi etkin olmayan, nafile olan
bebekler için bu tedavileri sunarken mutlaka çok doğru kararlar verilmesi gerektiğini, tedavinin bir bebeğe verilmesi veya verilen bir tedavinin sonradan vazgeçilmesi ya da hiç bu tedavilere başlanmaması, yani trikeostomi mesela açılmayabilir miydi? Çünkü biliyorsunuz ki cerrahilerde endike olmayan cerrahiler için cerrahi müdahale yapılmayabilir. Bazı kemoterapi uygulamaları hasta için etkin değilse hiç uygulanmayabilir. Bu anlamda eğer bu yeni doğan için tedaviler nafile ise esirgenebilir miydi? Yoksa başladığımız bir tedaviyi ki tanı konulduktan sonra nafile olduğunu iyice anladık. Başlanan tedaviler sonlandırılabilir miydi? Etik açıdan aslında bu her ikisi de mümkün ama tabii ki tıbbi endikasyonlarda hiçbir şüphenin olmaması gerekçesiyle. Zaten hekimin nafile olan bir tedavi sürdürmekle ilgili etik ve hukuki bir zorunluluğu bulunmamakta. Burada önemli olan şey bu alanda çalışan profesyonellerin bu konuda yeterince bilgileri olmaması nedeniyle hukuki açıdan bir zorda olduklarını düşünerek, yani bir gerekçe oluşturamadıkları için biraz daha defansif uygulamalara gidiyorlar. Yani tedaviyi esirgememe veya sonlandırma kararlarını vermekte çekinik kalıyorlar. Aslında bu anlamda ulusal ve uluslararası rehberler var. Nafile olan bir tedavinin, yarar sağlamayan bir tedavinin kanıt temelli netleşmesiyle birlikte bu durum aileyle, tedavi ekibiyle konuşularak bertaraf edilebilir, yani uygulanmayabilir veya esirgenebilir. Burada tedaviyi, nafile bir tedaviyi ısrarla ailenin talebiyle sürdüren hekimin de aile kaynakları paylaştırma ödevini yerine getirirken zorlandığını, hatta bazen yerine getiremediğini, hakkaniyetli olarak yerine getiremediğini söyleyebiliriz. Nasıl davranabilirdi? Eğer nafile bir tedavi söz konusu olan bir bebeği 68 gün yoğun bakımda tuttuğunuzda çok hızla düzelebilecek başka bir yeni doğanı sevk edebilmek için başka yeni doğan birimlerini, yoğun bakım birimlerini arayıp bu sevki gerçekleştirirken aslında hayatta daha kolay kalabilecek, yaşam kalitesi daha yüksek olabilecek ve nafile olmayan bir etkin tedavi alabilecek yeni doğana da haksızlık yapılmış olduğunu unutmamak gerekiyor. Kaynakların adil paylaştırılması ile ilgili uluslararası pek çok standart olduğu gibi ülkemizde de tanımlanmış etik ve hukuki standartlar mevcuttur. Yalnız yorumlamada ve herkes farklı farklı yeriyle ele aldığı için sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Naz bebeğin olgusunda diğer bir durum, ebeveyn tercihlerinin bir sınırı var mı? Yani ebeveyn sağlık profesyonellerinden her şeyi talep edebilir mi? Tedavi kararlarına ebeveynin kararları mı yön vermelidir? Bu çok önemli bir soru. Bizim olgumuzda da en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ebeveyn ona mı mutlak mı? Verdiği kararları uygulamak gerekir mi? Aslında özellikle naz bebeğin ebeveynleri bağlamında da düşünebiliriz ya da sizler sıklıkla yeni doğan ebeveynleriyle karşı karşıya kaldığınızda onların karar verme modellerinde çok farklı etkilerden etkilendiğini biliyorsunuz, tanıklık ediyorsunuz, deneyimlediniz. Onların gerçeği değerlendirmekle ilgili sıkıntıları olabiliyor, duygularını iyi tartamayabiliyorlar, bilgileri çok yeterli olmayabiliyor, başka korkuları oluyor. Böyle bir kararı kendileri vermekten çok korkuyorlar. Bu nedenle onların çok iyi dinlenmesi, çok iyi bilgilendirilmesi, gerekiyorsa etik danışmanlıklar almaları gerekir. Bilmiyorum, Kocaeli'den sanıyorum takip edenler vardır. Benim doktora eğitimim sürecinden itibaren yaklaşık ondan sonraki 15 yıllık süreç içinde biz etik konsültasyon deneyimlerimizi hep sıklıkla %80 yeni doğan yoğun bakım birimindeki profesyonellerle, ebeveynlerle gerçekleştirdik. Çok güzel ilerledik.
derlerdi. Ben ilk uygulamasında Türkiye'de bu işin hiç yürümeyeceğini düşünmüştüm. İnançlarımız, değerlerimiz yüzünden. Oysa bizim inançlarımız ve değerlerimizde de Allah'ın işine karışılmaz, Allah'a eş koşulmaz gibi gerekçeler var. Bununla ilgili de Diyanet işlerinden de destekler alarak aslında bu işin tabii ama çok ince bir çizgi. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Söylediğim gibi hiçbir şüphenin, hiçbir kuşkunun olmaması gerekiyor. En ufak bir şüphe ve kuşku varsa bu söylediklerimin hiçbirisi geçerli değil. Şüphe yaratmayan durumlarda bunun çok iyi yönetilebildiğini gördüğümüz modeller oldu. Belki başka bir konuşmada, belki bir workshop çalışmasındaki yüz yüze olduğunda bunlar çok daha güzel açıklanabiliyor ve tartışılabiliyor. Etik konsültasyon süreçlerinden de söz edebiliriz. Bu süreçler ailenin çeşitli destekleri almasına da katkı veriyor. Gerekiyorsa psikolojik destek alıyor, bilgi desteği alıyor, manevi destekler alabiliyor, danışabiliyor, başka profesyonellere danışabiliyor. Bu danışmalar sürecinde zaten kendileri bu sürecin aslında nasıl ilerlemesi gerektiğini gayet de iyi bilebiliyorlar. Bunu çok yaşadık. Bu tarz yeni doğanları peki ne yapacağız? Hani şöyle bir şey aklımıza geliyor. Bütün tedavileri esirgediğimizde ölmelerine seyirci olacakmışız. Hatta ölmelerine yol açacakmışız gibi bir algı oluyor. Asla bundan söz etmiyoruz. Tam tersi, bu yeni doğanlar ve aileleri için mutlaka sağlanması gereken yegane şey palyatif bakım birimleri. Pek çok ülkede özellikle teknolojileri ve bakım alanında kaynakları iyi olan ülkelerde palyatif bakım birimleri oluşturuluyor. Yeni doğan yoğun bakım birimlerinin hemen yakınına oluşturulan ev ortamı niteliğinde ortamlar sağlanmış olan ebeveynlerin tümünün bebekle birlikte olabileceği ve palyatif bakım ve yeni doğan bakımı konusunda uzman kişilerin hizmet verdiği yoğun bakım birimlerinin yerine ölmekte olan ve beklenen ölümü olan bebeklerin ve ailelerinin hizmet alabildiği palyatif bakım birimlerinin oluşturulması çok önemli. Bu Liz Summer'ın söylediği gibi gerçekten bu aileler ve bebekler için fırtınada sığınak. Bu sığınak öyle bir sığınak ki bebeğin ağrı acısını kontrol eden, ona merhametli, şefkatli bakım sağlanan, manevi yönden aileyi destekleyen bir ortam oluşturmayı sağlar. Bu palyatif bakım birimlerinin acilen öncelikle belki yeni doğan birimiyle ve sonrasında bütün yetişkinler dahil bütün yoğun bakım birimlerinde acilen ülkemizde geliştirilmesi gerekiyor. Palyatürk projesi iyi başladı ama tabii araya bir sürü şey girdi. Eminim oradan çok iyi şeyler çıkacaktır ama acilen palyatif bakım konusunda uzmanlaşmış, ihtisaslaşmış bakım sağlayıcılara, profesyonellere ihtiyacımız var. Bu birimleri yönetecek profesyonellere ihtiyacımız var. Bu birimler olduğunda ebeveynler bebekleri için agresif tedavilerle zarar verme yerine onları huzur içinde kaçınılmaz ölüme gönderme yönünde bakımı tercih edeceklerdir. Ama bir kez daha altını çiziyorum. Bu beklenen ölüm konusunda hiçbir şüphenin olmaması gerekiyor. Ülkemizde çeşitli düzenlemeler var. Uluslararası düzenlemelerin hepsi aslında bizi bağlıyor ama ulusal düzenleme çok sorgulanır uzmanlar tarafından, bu alanda çalışan arkadaşlarımız tarafından. Aslında en eski ilk düzenlemelerden birisi Türk Tabipler Birliği'nin Etik Bildirgeler Çalıştayı raporudur. 2008 yılında bir birlik olması nedeniyle bağlayıcıdır. Bir diğeri de Neonatoloji Derneği'nin 2021 yılında güncellediği doğum salonu yönetim rehberi. Bu rehberi incelemenizi öneririm. Orada Neonatoloji Derneği ne kadar zorda kaldığını ülke genelinde kanıt temelli genel uluslararası kanıtlardan daha zor
kararlar vermek zorunda kaldıklarını, daha küçük gestasyon haftasındaki yeni doğanları canlandırmak zorunda kaldıklarını, hatta bunun bilimsel bir veri içermediğini dile getirmişler. Aslında bu bir şekilde bir araştırmaya maruz bırakmak gibi de oluyor yeni doğanları. Bu yönüyle de belki ele alınabilir ama süre kısıtlı olduğu için ben bu yönüyle ele almadım, alamadım. Bütün yeni doğanların sizlerin eliyle sağlığına kavuştuğu, huzur içinde olduğu, ebeveynleriyle mutluluk içinde yaşadıkları, aile ortamlarında büyümeleri dileğiyle ben Muğla'dan hepinize tekrar saygı ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Bilmiyorum soru sormayla ilgili bir şey olacak mı? Sayın katılımcılar, birinci oturumun son konuşmasına yeni doğanda bakım, primer hemşirelik ve atromatik bakım alanında uzman hemşire sağlam yapacaklar. 1987 yılında Çorum'da doğdu. İlk öğretim ve lise eğitimi Çorum'da tamamladıktan sonra 2005 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi hemşirelik yüksek okulunda hemşirelik lisans eğitimi sağlamıştır. 2014 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yeni doğan canlandırma programı eğitimden olarak görev almıştır. 2021 yılında Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 13 yıldır aktif olarak yeni doğan hemşiresi olarak Ankara, Eskişehir, Antalya ve Bingöl illerimizde yeni doğan sorumluluğu ve yeni doğan yoğun bakım hemşireliği yapmıştır. Ev ve iki çocuk annesidir. Kendisine bir soru da değerli hocalarım, değerli arkadaşlarım, özellikle hemşire öğrenci arkadaşlarımız. Yemek öncesi çok vaktimizi almadan hadi bakıma deneyeceğim. Şunu söylemek istedim ki, binan çok özel, çok donanımlı, çok bilgi ve bilgi bir uygulayabildiğimiz özellikle bir bilim olarak çalıştığımız mesleki dolayı çok tatmin olduğumuz, çok aldığımız ve varlığımızın çok belirtilen bir bilgi olduğunu söylemek isterim. 13 yıldır aktif olarak yeni doğanda görev yapıyorum ve bıkmadan sürekli çalışıyorum. Siz böyle ortamlarda sürekli yapabilirsiniz. Hiçbir olmazsa olmazı bakım üzerine ben de bugün yeni doğanda bakım, bilmezlik ve atılamaklı bakım üzerine çalışacağım. Burada aslında hepimiz aynı şeylerden bahsedeceğiz. Yani bakım nasıl geliştirebiliriz? Bakım konusunda neler yapabiliriz? Bu anlamda da tıp yapılabilir bir bilimleri
olarak bildiğin gibi merkezlikle atılan bakımın meslek olarak bize yeni doğanlık ve aileler kapsamında farkındalık yaratacağız ve bir sahibi olacağız. Amacım dediğim gibi kısmetli donanımlara sahipli ama bu donanımları teorikle nasıl birleştirebiliriz? Akademik hayat nasıl klinik hayatında uygulanabilir üzerine konuşmalar olacak. Bizler hemşirenin tanımına baktığımızda tamamen hastayla yeni doğanla iç içe olduğumuz hemşire bebek ve ailenin ve sağlık profesyonellerinin etik olarak çalıştığı ama birbirimizle edebildiğimiz bir ortamdan bahsediyoruz. Bir bebeğin bir hemşiresi olur. Bakımından, başından sonuna kadar değerlendirilmesi, takibi, yapılacak işlemleri tek hemşirenin elinden çıktığı bakım hizmetleri bir merkeziyet hizmetleri olarak adlandırılıyor. Hatırlanmaktaki bakıma baktığımızda tanımladıktan sonra bir işte nasıl uygulayabiliriz konusuna değinsem ben. 1998 yılında Ford'un ve arkadaşları tarafından bildirilmiş, istatistikilmiş. Valeri Wolf da buna 1995 yılında çocuk ve ailenin psikolojik ve fiziksel stresini azaltan girişimleri kullanarak terapötik bakım dair sanatı olarak adlandırmıştı. Hatırlanmaktaki bakımda esaslamak bebeğe, yeni doğana, hastaya zarar vermemek psikolojisi. Yani zarar vermemek yaptığımız, yaşam kalitesini düşürmeyecek, doğal sürecin bozulmamasına en önemli destek olabileceğimiz bakım hizmetlerinden birisi. Bu bakım hizmetlerinde profesyonel kaliteli donanımla uygulamak esasındayız. Burada neden önemli primer destekliği aşağıma bakın? Çünkü hani biz hayallerle bebeğimiz geçiyor. Yani her annenin bebeğin sürecini düşünmesi, bebeğin sağlıklı bir şekilde dışarı alınması ve annenin de sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi. Ama bazen işler yolunda gitmiyor maalesef. Doğum gerçekleşiyor, anne bebek bütünleri belirtiliği bozularak bebeği onların elinden alıp ilk travmalarını yaşıyorlar. Bunda da bir maalesef ki olumsuz o hislerini gibi de görebiliyoruz bazen. Bu süreci eşit ediyoruz. Bu süreci ne kadar kaliteliğini satırsak, bebeğin elinden alınmış, nereye gittiği bilinmeyen, normalde yan odada anne bebeğin sağlanmışken, annenin bir kutunun boş olması, bebeğin yanında olmaması çok büyük bir travma. Bu travmayı aşacak, bu süreci en güzel yaşayacak, yaşatacak kişilerle sizlerle, bizlerle gösteririz diye düşünüyorum. Ama her zaman bakın dediğimde o normal doğum süreci, doğum sonrası süreci yaşanabilir en normal halde yaşatmayı desteklemeyi istiyor. Açığımız bakımın yeni doğana katkısına baktığımızda yeni doğanı daha iyi tanımamızı sağlıyor. Çünkü iş merkezli bir bakımda yaptığımız işlere odaklanırken hasta merkezli bir bakımda bebeğin, hastanın başta sonra tüm bakımına odaklanıyoruz. Ve bu erken tanımlaması, zarar engellemesi ve historisini azaltmamıza sebep oluyor. Kişinin aksine yaptığı bakımın yeni bilgisini daha hızlı almak için kendine güveni artıyor tabii ki. Zamanı doğru kullanıyor. Bakın başından sonuna kadar çalıştığı süreci kendisi planlıyor, kendisi destekliyor ve aileyle de tamamen iş bilgisi içerisinde çalışmalarını sürdürebiliyor. Burada iş merkezinde ve hasta merkezi bakımı belki olumlu olumsuz birbirlerini karşılaştırmasına dair tablolar istedim. Karar verme, işaretli hasta belirleme, bir sistem, ünitere bakım ortamındaki yönetim tamamen hemşireye ait bu genel bir yaklaşım tarafı. Daha çok klinik hayatında, yüksek lisansa başlamadan önce yeni çalışmalar yapılıyor, yeni doğrusu güncelden bir gereken bir ama bu güncellemeyi klinik hayatını nasıl dönüştürecek? Bilimin en büyük dileğin meslek anlamda akademik hayatın kliniğe daha çok ulaştığı ortamların sağlanması. Bu anlamda da sadece çok teşekkür ediyorum. Bu neyden primer ilişkiye dair bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Yeni doğan yoğun bakım ilişkilerinde bir hafta boyunca aynı hastaya bakarak ilişkilerle bir çalışma yapılmış. Üçüncü basamak bir yoğun bakım 14 meslekle katılım sağlanmış. İlişkiler araştırma olduğu için de 10 ilişkilerine yeni doğana hemşireye, hemşireye ve aile katkılarından bahsettim ama bunları çok farkında almamak adına kendi cümleleriyle ifade etmek istiyorum.
Ve baktığında yaşamlardan birisi bebeği tanımak tartışma açısından iyi. Mesela daha çıkışı zor olduğu için istasyon olabilir. Ya da mesela geçenlerde bir bebekle aynı istasyon yaptı. Bebek için özel bir mama hazırlandı. Ve bebek öyle kesmeye başladı şeklinde bir yorum oldu. Yani sürekli tedavi bakımı hızlandırıyoruz. Daha aktif bir katılımla insanın sağlığına çalışması hızlandırıp etkileri de azaltıyoruz olumsuz. Bir başka bir cümlede kadar az müdahale ederse enfeksiyon daha da azalmış olur ve bu bir şekilde ifade başka bir şekilde. Bu da hemşirin katkısına baktığımda yine çalışmada işte arkadaşlarımızın ilerisinde metin açıdan tasvir ediyor bizi. Gerçekten hemşirin bakımı verebildiğimizin farkında oluyoruz. Yani belki hani kim gibi oluyor işte. Bir fazla takip yapamadığımız için işte ihtiyaçları karşılaştığımız gibi oluyor şeklinde cümleler söz konusu. Aile açısından baktığımızda da bebeğin cümlelerini ailenin her gün bir listeden bilgi alması bebeğin iyileşmesine dair kendilerini ve bebeklerine güvenli hissetmelerine yardımcı olur. O seni tanıyor mu? Sen ona aşina oluyorsun. Yani iletişimde sürekli bir iletişim oluyor. Bu iletişimdeki sürekli de azalmış bakımı sağlıyor. Yani tam olarak azalmış bir aile için. Şimdi ona normal bakım sadece dediğim gibi aslında bakımda zarar vermemiz söz konusu. Burada sağlıklı bilgimiz olsa bile sürekli yaptığımız uygulamalar var. Ağrılı uyaranlar, ağrılı işlemler, değerlendirmeler. Bebeğin her dokunma doğru dokunma teknikleri yapıyor. Yani sensör nörseklerimiz çok küçük canlara hizmet veriyor. Bu farkındalığıyla yapmak bakımın kalitesi inanılmaz artıyor diye düşünüyorum. Fizik muayenesi, aslı uygulamalar, kan alınması, rutinleri yaptığımız annemde verilen bebekte de uygulanan işlemler. Yoğun bakıma alınan bebekte daha büyük malformasyonlar var, daha büyük anomaliler var, ileri kesenden bahsediyoruz. Daha donanımlı, daha özellikle bakımlar gerekiyor. Bu da sıralaması size etkisini artıyor maalesef. Bu da bunu değinmek istedim arkadaşlar. Sizler de tüm yanıtlık derneğiniz protokolüne bakabilirsiniz. Klinik uygulamalarınızı ama aktarmanız çok kıymetli diye düşünüyorum. 2021 kriterlerinde bildiğiniz olan uygulanabilen ağrılı işlemler üzerine bir parametre oluşturulmuş. Rob muayenesi, kan alınması, kanı, göğüs takımı, yani bir olan yoğun bakıma bir bebek gidiyorsa yapılan işlemlerin derinliği ve sayısı da maalesef ki artıyor. Neler yapabiliriz? Zarar vermemiz politikamız dedi atıranlık bakımında. Farmakolojik ve non farmakolojik bakım hizmetleri var. Burada bunları kısaca deneyeceğim. Sallı hali değişim, emzirme, sallı bakımı, pozisyon, masaj, kıca alma şeklinde non farmakolojik, kişisel pozisyon ve ilaç desteğiyle de farmakolojik destekler sağlanıyor. Emzirme çok kıymetli her açıdan. Ben hep anneler gibi davranmak geçmiş olsun diyorum, hayır da olsun diyorum diye başlıyorum. Çünkü aile panik halinde ne olduğunu bilmeden oraya gidiyor. Ve anneye yani dışı hissettirmek süt salımını çok etkiliyor diye düşünüyorum. Yani bir zorunluluk değil, onun yaşam gücünü, bebeğinin yaşam gücünü artırdığını dile getirmek doğru cümlelerle çok kıymetli. Mesela bunlardan 9 ay karnına taşıma gibi sana verilmişse bu sütle sana verilmiştir şeklinde bir cümle kullanabilirsin. Ya da sütle verdiği şeyi diğer sağlık profesyonelleri bir bilse bir araya gelerek biz onun bir damlası bile edemiyoruz şeklinde aile güçlerle cümleler kurulabilir. Emzirme dediğim gibi anne sütünün içeriği, amniyon sırasındaki tadı, anne sütüyle bağdaşlar. İşte amniyon sırasındaki işte bu şeyin hayatta emni atıyor ama parmak emniyeti yapıyor. Ve amniyon sırasının kapında da bu şekilde almış oluyor. Bu ilk mucizelerden birisi bu. Anne sütünde de bu tat var. Ve bu ilişkinin sağlanması ekstrotik hayattaki adaptasyonu kolaylaştan bir hızlandıran stresi azaltan ağrıyı azaltmaya sebep olan etkenlerden birisi. Bu da namlı sakin istiyoruz. Yani beslenme amaçlı olmaya temiz. Bu ilişkide de sağlanabilir. Parmakla da eğlenmesi için parmakla da sağlanabilir. Ağrılı bir işlem uygulayacaksa
beslenme amaçlı olmak için hizmete kullanılabilen ne yapalım? Kalimetlerden birisi. Beyaz gürültü dediğimiz aynı kağıdaki seslere paralel sesler. Aynı umutlu şekilde ve aynen sesler. Aslında bizler de dediğimiz çok rahatsız olur ama bebeğin ağrı psikolojisi etkileyen ağrısını azaltan anne kaynaklı güvenlik sektörü sağlayan uygulamalardan biri. Müzik sizler de çok önemli. Umarım klinik hayatımda aktif olarak da aktif uygulamalardan birisi olduğunu düşünüyorum. Müzik uygulamaları da çok kıymetli. 45 dakika geçtiğinde şeklinde özellikle aynı sesinden oluşan sesler takipçi olarak ya da klasik müzik olabilir. Bunların da ağrıya üzerinde bakımda politik bakım tercihleri, yani müziğin tam bir bakım tercihleri, beslenme dışı, enzimin etkilemesi, bilgisayarı bu süreç daha aktif ve olumlu anlamlı hissettiğini ifade ediyor çalışmalar. Sarmalama, sarmalama önemli. Eskiden kullanılan bir insanlar deneyim. Kullanmalı önemli bir şey sana. O yüzden artık kullanmalama bir pozisyondan bahsediyoruz. Burada da çok kıymetli bir pozisyon var. Elle tırnaklaması gibi. Ağrılı işlemler, yapılan çalışmalar radyan altında kan aldığında bu pozisyonu uygulandı. Ağrıyı azalttı. Asıl bakım yaklaşık olarak da mantarlı bakım açısını derler. Aynı dokunması dokunlar. Yani aynı kuşa, aynı hani hayattaki o pozisyonun bebeğin sağlanması çok kıymetli yine zarar vermedi politikamızda. Özellikle topuk kanı alınması isteğine sağlık merkezinin aynı kısımda uygulandırdı. Bunun birer uygulandırdığı yapılması zor olup aynı aktarın doğru iletişimine hem aile merkezinde bakım uygulamalısı hem de bebeğin daha az zarar görmesini sağlıyor. Pozisyon bizim için çok önemli. Özellikle hayattaki bebeğin pozisyonu sağladığı bebek kendini daha güvenli hissediyor. Bakımın kısmı vardır. O yüzden yuvarlığın bakımları belki de kendisinde silinler kullanımı, bebeğin ilgilenin ayaklarının boşlukta olmaması, o moral varsa, ne kadar bir dayanırsa o kadar kendini güvenli dış dinler daha adapte olup bebekler oluşmuş oluyor. Kilosu belki ayağını ilk kilosu kitaplarına dayan. Bir de dayan var, onun kendini güvenli sağlıyor. Kan kuru bakımını kısaca başlık olarak değiştirdim. Çünkü diğer bakım hizmetleri, diğer hocaların da bu konuya uzunca değindi. Kan kuru bakımı çok önemli. Biz kadın doğan temsilcisi olarak bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hem yazılı olarak hem de pratikte anneyle ve babayla olabildiğince kan kuru bakımını en az 30 dakika şeklinde tüm hizmetçi arkadaşlarına birlikte uyguluyoruz. Bunu parametrik olarak da en az ağrı sıkıntısıyla da değerlendirme yapabiliyoruz. Klinikte öz monitörü ben iyiyim. Bunu eğitim bebekle de yapabilirsiniz. Sipapta ve sizin bebeklerle de uygulayabilirsiniz. Hem annenin iyi hissetmesi hem de bebeğin iyi hissetmesi sağlıyor. Anlokolojik yöntemler dediğimizde oral kullanımları ya da ilaç denetimleri. Buraya çok fazla değişiklik istedim. Derneği güncelleme sayfasından da takip edebilirsiniz. Sadece isim olarak vermiştim. Lokal anestezikler kullanılabiliyor. Oral özellikle ağrı işlemlerini uygulayabiliyoruz ama şu hastalıkta sizden rica ediyorum. Aşırı olay sonunda, belirtimde mağazı sonunda belirtimde değişiklikler, motor aktivitelerinde zararlı uğramasına çalışıyor. Yani bunun için belli örgütlendirmeler yapıyoruz. Yani klimatüre bir böyle denet zarar veriyor. Ne sıfırlar gibi. Bir kalorinin üzeri artık ona zarar veriyor ya da terleri veriyor. Bunu da kişi denetledim. Ama kullanmanız gerekiyorsa da ağrı işlemler 2 dakika önce dilimden kısmına uygulatılırsa yapılan çalışmalar daha etkin bir ağrıyı kontrol etmeyi sağladığımızı gösteriyor. Dediğimiz ilaçları başlık olarak vermiştim arkadaşlar. Bütün orderi doğrultusunda yapacağımız işleme yönelik ilaç uygulamaları yapabiliyoruz. Burada küçücük okuyamasanız da dinleyen derneğini
kolyeler, bir kalp sağlık yapılan yıldan yol bakımdaki ağır ve işlemleri yönelik daha farmakoloji uygulanabilir. Atam bakım hizmetleri kolay haline verelim. Oradan da yine bakabilirsiniz. Sağlığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sunumdu. İşte dikkat çekmek istiyorum. Non-farmakolojik yöntemleri içerisinde evlat ediniz. Evlat ediniz. Farmakolojik çok özür dilerim. Evlat yeni doğan ünitesinde kullanılmamalı. Evet, nekimler şöyle düşünüyorlar. Sorun çözme odaklı oldukları için. Yalnız bütün bebekler için, 28 yaşını doldurmamış bebekler için hemoglobinleri yapma riski çok yüksek ve bu evlatın kılavuzuna yer alıyor ve kesinlikle firma bunun yeni doğanlarda kullanılması gerektiğini ve hemoglobinlerden sonra biz zaten yeni doğan yoğun bakımının komplikasyonlarını engellemeye çalışırken ve onunla birlikte şekerli çocukların oranını arttırıyoruz ya da mortaliteyi arttırıyoruz orada. O için çok dikkatli kullanın çünkü ben orada iğnenin o minimal artısını ve bebek yaşamasını evladan tercih ederim. Bence geliyor, evlani bir şey yap. Evet, kullanılmasın. Hekimler tercihlikle ilgili bunu kesinlikle araştırsınlar. Ve etik açıdan bak, biraz önce hocamızla bahsettik. Etik açıdan bu çocukların evlat kullanmasından sonra durumlarının ne olduğunu kimse denetlemiyor. Kimse sorgulamıyor. Mesela bebeğin durumu bir saat önce taktan tarafa değiştiğinde bunun en yalan kaynaklandığı hiçbir tanımcı etmiyor. Yani bu gerçekten bir nasıl diyeyim malpraktikten öte bir şey. Yani bu bilinçli bile bile yapılan bir şey. Ve bir suç aslında. Böyle bir tez yapılmıştı. Ve ben o tezini görüntüleyip ve bu tez yayınlanmamak üzere onaylıyorum. Dedim gerçekten yayınlamadılar. Ama daha sonra o yoğun basın ünitesindeki yakın arkadaşımız onun peşine düştü. O yayınlanmayınca bizden bir arkadaşımız da o makaleyi yaptı yayınladı. Ve yani hocam nasıl geçti, editörden nasıl geçti, hakemden nasıl geçti düşünebilir. Ama ben mesela şunu düşünün, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki benim doğanı, çok teşekkür ediyorum. Ne hayallerle insanlar yola başlıyorlar. 11 müsebbiyi doğuran bir anne olduğu gibi 20 yıl, 25 yıl o bebekten anneler var. Ve o bebekler bir üçü doğuran geliyorlar yoğun bakım, yıkar yoğun bakım sesine. Ve hepimizin yönetimine bakıyorlar bu aileler. Ve siz hiçbir anne babaya bilgi vermeden siz çocuklarına sırf bir makale, indeks makale yapacağız diye hem de uyguluyoruz. Ve kör cümlesine herkes bu ekran ya tamam artık ağrı öncesinde uygulanınca etkili oldu bilinmiş. Niye aynı şeyleri tekrar yapıyoruz? Ve yeni doğanlar kesinlikle uygulamayın. Eğer burada yeni doğan ünitesi ekibi varsa çünkü bunun vebali hepimizi götürür. Evet. Ben sadece ama şöyle sonuçta kararları bizler alıyoruz. O komisyonlar alıyor. Ama ben bir yeni bağımlı bir şey olarak o kimlikte olsam en ila istemediyse asla uygulamam. Asla. Onun yerine bu duyguların onun yerine iğne ağrısını çekmesi tercih ederim bebeğim. Çünkü bu da yaşanıldığı gerek. Çünkü çocuk ağrılarla, acılarla öğrenerek de biliyorum. Biz sadece minimalize etmeye çalışıyoruz. Anladın mı? Tamamen yok etmeye çalışmıyoruz. O yüzden evlenmeye kesinlikle dikkat etmenizi özellikle vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumuydu.
Ayrıca tutuklar, ne kadar sebebi, sonra bu konuda ne kadar